ilişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Ekran başındaki çok değerli izleyicilerim, buradaki çok değerli misafirlerim. Nasıl gidiyor tatil? Anneler, babalar, öğrenciler. Şimdi biz de hemen hızlıca başlayacağız programa. Yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Sevgili avukatımız Tunca Hanım'la birlikte, Tunca Toker'le birlikte. Onun da çok dünyalar güzeli bir torunu var biliyorsunuz. Evet, Allah'ım. Evet, Allah iyi bütün insanlarla karşılaştırsın çocuklarımızı, torunlarımızı. En büyük duam o. Bütün kendi evlatlarım, torunlarım olduğu kadar bütün herkesin evlatları da hep iyi insanlarla karşılaşsın. Evet ya, ve şansları bol olsun. Şans çok çok önemli gerçekten. Şimdi bize her türlü konu arayabilirsiniz biliyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Arkadaşlarım bir yandan ekranda telefon numaralarını, ihbarları, daha doğrusu bize ulaşabileceğiniz, ihbarda bulunacağınız telefon numaralarını paylaşıyorlar. Öte yandan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, orada da bir başvuru butonumuz var. Oraya da başvurabiliyorsunuz. Oraya da başvurarak hangi konuda yardım istiyorsanız, biz işte evlilik vaadiyle dolandırıldıysanız, gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorsanız, biyolojik ailenizi arıyorsanız her türlü konuda yardım etmek için burada sizlerle birlikteyiz. İnanın yani ne istiyorsanız onu gerçekleştirince sizden daha fazla mutlu oluyorum. Yani ekibim de ben de inanılmaz yukarıda çığlıklar atıyoruz falan. Sonra da ekran önünde açıklıyoruz. Şimdi hemen hızlıca başlayacağım. Ne oluyor? Bir şeyler var ama bir heyecan dorukta. Çünkü sevgili Şengül Hanım, onun ablası da burada bizimle birlikte. 23 yaşındaki kızı Sunay'ı arıyoruz. Lütfen Didem Hanım bana yardımcı olun demişti. Ve yayınlarımı ses getirdi. Sunay'ı bulduk. Sevgili Şengül Hanım'ı bugün... Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. 25 Aralık'tan bu yana kayıptı sevgili Suna. Ailesinin bir öfkesi var. Dün telefonla kendisiyle konuştuk. Bugün anne kızı buluşturacağız. Suna Ankara'dan buraya geldi. Ama önce sevgili Şengül Hanım'ı bir çağırayım. Arkasından da kızını davet edeceğim. Şengül Hanım gelir misin bir tanem? Gelsin lütfen. Gözün aydın bir kez daha. Sağ ol canım, sağ ol. Vallahi ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, bana güvendiğin için, geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepiniz sağ olun. Sen de sağ ol. İnşallah. Geç bakalım oraya. Şimdi sevgili Şengül'cüm. Kızın Suna, senin 23 yaşındaki kızın ilk göz ağrın. Evet. 8 yıl sonra anne olmuşsun. Evet. Aslında onu çok seviyorsun, ben anlıyorum. Çok seviyorum aslında da. Evet, biliyorum. Neler konuştuğumuzu şu ana kadar bir hatırlayalım seninle. Sonrasında hemen sevgili Suna'yı buraya davet edeceğim. Sana da soracaklarım var. Sorun o. Sorun, bekliyorum. Suna'yı 25 Aralık'tan beri görmüyorsun. 25 Aralık'tan beri. Evet. Görmüyorum. Biz 24 saat içinde buldum ben kızını. Sağ olun, teşekkür ederim. Hepinizden, ekibinizden. Allah razı olsun. Sen de öyle, sen de öyle. Allah razı olsun senden de. Dün neler konuştuk, ne oldu? Sevgili Suna telefonda neler söyledi? Bir hatırlayalım, sonra hemen arkasında. Sevgili Suna ne olacak, ben de çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Biliyorum bazı şeyleri. Suna ile yapılan bütün görüşmeler bana aktarıldı. Gelsin lütfen dün konuştuklarımız. Çok seviyorum aslında, sevmiyor zannediyorum. Çok arkadaşlarını dinliyordu, bizi değil. Utanıyor muydu senden? Arama beni diyordu onların yanında. Birinin yanına gitmiş olabilir mi? Bana birinin yanına gittiğini ben tahmin etmiyorum. Biz kendimiz otobüse bindirdik onu elimizle. Okumaya gideyim dedi bize Balıkesir'e. Okumaya nereye gidecekmiş Balıkesir'e? Nereden mezun? Staj göreceğim dedi, yazılım olarak bize. Bir ay orada kalacağım, ondan sonra İstanbul'a geri geleceğim dedi bize. Biz de onu bindirdik elimizden otobüse. Tek başına mı bindi? Tek başına. Senin kızınla aran nasıl? Benim kızım biraz daha agresif, ters. Çok seviyorum aslında, sevmiyor zannediyorum. O erkekleri daha çok seviyorsun diye oğlanlar var. Kıskanıyor biraz da. Evlat ayırdığını düşünüyor. Asla, aslında ben onu daha çok seviyorum. Elimiz ayağımızdı bizim. Ama sevmiyor zannediyorum.
Bana kızımı bulun Şengül bence. Hanımcığım, elimden geleni yapacağım. Şu anda arkadaşlar canım. Kızından inşallah kurban oldum Allah'ım. Haber var. Ay, ay seni çok seviyorum. Ay seni çok seviyorum. Ay seni çok seviyorum. 28 gündür senden haber alamıyorsun ha. Neden yavrum, neden? Biz seni gönderdik elimizle. Size nedenini şu şekilde söyleyeyim. Az önce size gösterilen sevgi gösterisinin %1'ini bile ben görmedim. Bana sarıldığı gibi sana sarılmadı mı hiç? Hayır. Yapma Suna ya. Yapmadın mı be? Yaptım, ne yapmaz mıyım yavrum? Ama sen benim ilk göz ağrımsın. Biz çok sevinç zannettik ama sevmiyor görmüş bizi. Benim annemle tam ne zaman öyle bir ilişkim olduğunu ben hatırlamıyorum bile. Tanış. Ne yaptık biz sana bir tanem? Ne yaptık? Şöyle ben. Kurban olayım, ne yaptık biz sana ya? Kendi evimden, kendi ailemden uzakta olmak tercih değildi benim için. Bu bir tercih değildi benim için. Bu bir mecburiyetti. Senin babanla aran nasıl bir tane? Babamla aram, annem aramıza girmediği sürece iyiydi. İnsan gibi oturup konuşabiliyorduk. Babama derdimi de anlatabiliyordum ama babamla sadece baş başa olduğumuzu anlatabiliyordum. Annen ne yapıyordu yavrum sana? Her türlü diyordum, ne derdin varsa bize anlat. Hiçbir şey anlatmıyordu. Kapatıyordu kapısını. Ben çok şey anlattım ama hiçbir şekilde karşılığını bulamadım. Bu hayatta en çok kıran kişi benim annemdi. Çünkü benim en değer verdiğim insan oydu. Çok teşekkürler. Ya sevgili Şengülcüm, ben bu sevgiyi senin gözünde, bu endişeyi senin gözünde görüyorum. Kızına çok böyle üzerine titriyormuşsun ama hiç hata yaptığını düşündün mü? Yani sevgini göstermeyerek... Hiç belki, hata yaptın mı sen kızına karşı? Hata yaptığımı düşünmüyorum. Ha, emin misin? Çok belki sarılmıyor ama uzaklaşıyordu bizden. Ama bak şimdi hata yaptığımı düşünmüyorum demek ya bence çok doğru değil. Ya demek ki edebi problemler var ki bu çocuk gitmiş. Mesela fazla ona baskı yaptığını, fazla böyle sıktığını düşünüyor musun? Ben hiç sıktığımı düşünmüyorum. Aslında bana hep ailem diyordu ki sen onu çok rahat bırakıyorsun. Sonra başını tutamazsın diyorlardı. Sana da mahalle baskısı var. Sana ya baskı yapılıyor. Ya ben ona diyordum, her yere gönderiyordum. Ben kızım her yerden girer çıkar akıllı diyordum yani. Evet, çünkü kızın okudu, senin... Okudu, ailede tek okuyan oydu. 23 yaşında ayakların üzerinde durabilecek yaşta. Çok her yere, dünyayı alt üst eder gelir diyordum. Ben ona güveniyorum. Şu saatte gel, şu saatte git. Şöyle yapacaksın. Asla öyle şunu bir şey görüşüyorsan değil. Şöyle yapıyorsun diye. Asla. Kızına bazı ağır sözler söylediğini hatırlıyor musun? Asla. Sinirlendim, bazı söylüyordum ama yani benim dediğim saatte asla gelmezdi. Telefonla direkt kapatırdı dışarı çıkınca. Neyse, kızınla konuşmaya ve buluşmaya hazır mısın? Hazırım. Çünkü onunla konuşman lazım asıl. Benim değil de Suna'yla konuşman lazım. Peki sevgili Suna'yı gerçekten 24 saatte buldum ve çok sağ olun. Annesinin karşısına getiriyoruz şimdi. Çok teşekkür ederim. Suna'cığım gel kızım, gel bir tanem. Gel tatlım. Ne yaptım? Nasıl ben seni sevmedim mi? Sevmiyor mu ben seni? Sevmiyor mu ben seni? Niye sevmiyorsun? Nasıl sevmedim yavrum? Sevmiyor mu ben seni? Ben öyle bir şey demedim. Oturalım oraya. Sevmiyor mu yavrum? Hadi. Şöyle bir dikkat et, kabloya düşün, kameraman arkadaşım gel. Kabloya dikkat ederek karşıya gel böyle. Biraz aslında karşı karşıya bir konuşur musunuz? Sonra yan yana oturursunuz. Sen yerine otur Şengülcüğüm. Sen de şöyle otursun acım. Hoş geldin Suna. Hoş buldum, sağ olun. Nasılsın canım? Yani iyi olmaya çalışıyorum diyeyim. Çok endişelendik senin için. Bayağıdır annen haber alamayınca senden. Biz de dedik ki eyvah neler oluyor neler dedik yani. Bak annen karşında. Sevmiyorum deme. Ben seni çok sıktım mı yavrum? Hiçbir istediğimi yapmadın mı? Göndermedin mi hiçbir yere? Sıkmaktan ziyade benim söylediğim şey zaten sıkılmak veya işte daralmak ama değildi. Çok baskım uygulandı diye. Ben dün Didem Hanım'a da söyledim. Hani insan nefes aldığı zaman bile bir şeylere etiket olunca ağırına gidiyor. Veya işte dün benim hakkımda çok kapalıydı. İşte hiçbir şekilde bizimle konuşmuyordu dendi ama. Annen dedi konuşmuyordun bunu. Ama. Ben hiçbir duvarları yıka yıka ağlayarak derdimi anlattığımda kimse karşımda yoktu benim. Ben sana her türlü anlat kızım, bir derdin varsa kimse değil. Ben çağrı olabilirim diyordum değil mi? Önce bana anlat ne varsa diyordum. İşte ben anlattığımda karşılığında beni anlayan birisi yoktu. Olsaydı ben de bu halde olmazdım.
şu an buraya çıkmaktan ben de mutlu değilim. Kimse hani bunu marifet olarak da görmesin. Kim zaten mutlu? Hani... Kim mutlu ki? Sen ben okumaya gideyim dedim. Ben inanmıyorum dedim aslında ama inandım. İnanmasam da yine gider dedim ben. İnandım mı inanmadım. Sen okumaya gideceğim diye mi annenleri kandırdın? Aslında nereye gidiyordun? Kendime başka bir şehirde başka bir hayat kurmaya. Hep söylediği yerde yanlış okuyor. Balıkesir Otobüsü'ne binmişsin aslında. Fakat hedefin Ankara'ya gitmekmiş. Aynen. Biz seni Ankara'dan getirdik. Bindirdik Balıkesir Otobüsü'ne. Koltuğuna kadar çıktık, arabaya baktık. Balıkesir Otobüsü'ne bindin değil mi? Hı hı. Peki ne dedin onlara? Okumaya gideceğim mi dedi? Neden yalan söyledin onlara peki? Ya artık bazı şeyler üstüme gelmeye başladı. Ben hani en azından dedim ki vedalaşırken aramız şey olmasın. Zaten onlara da bunu hissettirmeye de çalıştım. Artık beni unutun, beni silin. Çünkü bizim birlikte yaşamamız bize zarar veriyordu. Oğlum... Ben ona zarar veriyorum, o bana zarar veriyor. Ben daha genç yaşımdayım, hani kendimi yaşlı hissediyorum. O zaten yaşı başı gelmiş, hepten kendini bitirmiş durumda. Niye, kaç yaşındasın sen? 48 yaşımda. İşte yaşı başı bana gelmiş. Diyor ki senin yeter yaşatın. Bana göre. İnsan yani, annesi daha da yeter büyük yaşatın. Hissediyor kendini. Yani daha da yaşlandırıyor. Baktım olmuyor. Ben niye, birkaç ne yaptı? Defa daha Anne denedim sana ne bunu. Yaptı? Ya da ailen sana ne yaptı aşkım ya? Hiçbir aslında şey. Bir şey yapmaları değil, yapmamalarıydı. Hiçbir şey yapmadı. O zaman neyi yapmadılar? Ben her zaman söylüyordum, hani son zamanlarda evet ailemle konuşmayı, iletişimi azalttım, evdeyken de azalttım. Çünkü insan yoruluyor. Hani anlatıyorum ama karşımda duvar mı var yoksa başka bir şey mi var belli değil. Bir derdim olduğunu söylüyorum ama ya benim karşımda benimle dalga geçiriyor, ya etiket ediliyor ya da işte sen bunu hak ettin. İşte sen bunu böyle yaptığın için böylesin. Sen işte bizim istediğimiz insan olmadığın için başına bunlar geliyor. Anlamadı hiç seni yani. Ben psikolojik destek de aldım. O da hani bir süre sadece insanı şey yapabiliyor, sürdürebiliyor. Hani ömrünün sonuna kadar kendini o şekilde düzeltemiyorsun. Dün en çok niye ben üzüldüm biliyor musun Suna? Dedin ya yani sana sarıldığı gibi, size sarıldığı gibi bana sarılmadı dedin. Hiç sarılmadım annen ya. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben de çok hani temasa açık bir insan değilim. Ama en son ne zaman annemle sarıldım ben hatırlamıyorum bile. Şu andan itibaren. Hatırlamıyor musun? Benden kaçıyor çünkü sarıl odasına kapatıyor kendini. Ben diyorum bir derdin varsa anlat. Odasından çıkmıyor. Çıkıyor, işe gidiyor. İşe giriyor, bırakıyor. Üzülüyorum ister istemez. Bu işe girip bırakma meselesi de zaten hani dün konuşulan bir olay vardı. Bak anne sana sonra... sarılmak istiyor ama yani... korkuyor biliyor musun? Çekiniyor. Git sarıl ya, sarılabilirsin. Git sarıl. Git sarıl. Niye böyle yapıyorsun? Yapma yavrum. Bizim elimiz kolumuzsun, niye böyle yapıyorsun? Niye? Dur. Tamam otur yerine. Niye böyle yapıyorsun yavrum? Farkında mısın? Sen de mesafelisin. Annene benziyorsun. Biz ne yaptık sana? Ne istedin ne yapmadık? Tamam ben merak etme. Müdahale edeceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Ne yapmadık biz sana? Okumak istedin okutmadık mı? Biz sana ne yapmadık? Senin bütün hatalarını da ben kapatmadım mı? Her şeyin, sen benim yavrusun, yine de aynı. Dolduruşa geldin, ailenin dolduruşuna aslan. Geldin, konunun komşunun dolduruşuna geldin. Ben hiç ailemin dolduruşuna gelmedim. Herkesten duyduğun şeyleri bana aktardın. Herkesin şeyinde, işte dün yine konuşulanları ben birazcık izledim. Hani kuzeniyle falan yok muydu arası diyorsunuz. Hı hı. Uzaktı. Hani herhangi bir akraba ortamına girdiğimde zaten benim yaptığım tüm hatalar benim suratıma çarpılıyordu. Yaklaşmıyordun annenin üzerinde kimse. Bir mahalle baskısı var, ben onu gördüm. Yaklaşmıyordun fazlasıyla hiç var. Hiç kimseye yaklaşmıyordun. Yetiştiği ortamdan kaynaklı olarak benim kafa yapım çok daha farklı. Onların kafa yapısı çok daha farklı ve hani kendilerinden farklı olan şeyi yanlış olarak görüyorlar. Ne olursa olsun en doğru yolda olsam bile eğer farklıysan yanlışsın. Eğer farklıysan kötüsün. Eğer farklıysan sivri başlısın. Annen, başın dik. Anladın mı? Şengül Hanım, anladın mı neden kızın sana kızgın? Anlamadın değil mi? Yok. Bence...
Ben hiçbir zaman demiyorum sadece annem suçlu diye. Ben kendi hatalarımın da farkındayım. Hiç aferin. Deme çocuğum, ben her hata ben yapıyorum suçluyum. Değil mi? Ben çok hata yapıyorum değil mi? Ha, ben de hata çok yapıyorum. Çok sevdiğim için mi hatalı? Ben kendim de hatalıyım diyorum. Zaten hani benim evden ayrılmamın sebebi, size dedim, biz ikimiz birbirimize zarar veriyorduk. Ben sadece tek başıma zarar görüyordum demedim. Peki en çok annen sana zaman zaman baskı yapıyormuş. En çok hangi konuda baskı yapıyordu? Yapmadım, hiç baskı yapmıyordum ben ona. Onu ben özgürdüm. En çok hangi konuda baskı yapıyordu değil. Mesela eve işte geç girme, işte giriş çıkış saatleri falan. Bir süre sonra insan dinlememeye başladığı için yapamıyor ama döndüğünde onun hesabını zaten vermek zorundasın. Döndüğünde onun ceremesini çekmek zorundasın. Ben de hani yapmasam da yaptı diyecekler. Gitmesen de gitti diyecekler. O yüzden birazcık son zamanlarda özellikle kafama buyruk bir şekilde eve geç de giriyordum. Ama döndüğümde onun cezasını da çekiyordum. Bedelini de ödüyordum. Girmiyordun. Ama en azından... Girmiyordun da değil mi yerine göre hiç? En azından diyordum hani yaptım. Kıyafetlerine karışır mıydı anne? Asla karışmıyordum ya. Kıyafet zaten ben ölçülü giyindiğim için çok fazla karışılacak bir durum yok kıyafette. Hani en fazla hani her anne kızda olduğu gibi, her ailede, her ortamda olduğu gibi işte oran çok açık olmuş, ona dikkat et gibi şeyler olur. Ekip arkadaşlarıma başka şeyler anlattığın için ben bunu sordum ama. Kıyafette ben zaten ölçülü giyindiğim için diyorum hani. Anladım. Çok aşırıya kaçarsam tabii ki de. Peki yani erkek kardeşlerin varmış senin. Hı hı. Annen onları daha mı çok seviyordu? Ne kadar sevdiğini ben bilemem ama daha çok sevgisini gösteriyordu. Erkek kardeşlerin evde miydi? Haftada bir gün eve geliyorlar. Hep bu yanımda, onlar haftada bir gün eve geliyor. Onlar neredeler? Yatırlı kurstaydı. Keşke ben de haftada bir geliyor olsaydım o zaman. Demek ki el üstünde tutulmanın şeyi buymuş. Onlara nasıl davranıyordu? İsteseydin seni de verirdim Kur'an'a. Onlara nasıl davranıyordu? Onlara aynen. Da iyi bir örnek olamadığımı düşünüyorum. Kendi psikolojik sorunlarım yüzünden hani sürekli ya eve geç giriyordum ya eve hani bir iki gün gelmiyordu. Gitmeme durumumdur, carttır curttur, şu anki olay da olsun olmasın. Ben kendimi suçluyorum. Yani iyi bir abla olduğumu düşünmüyorum onlara ben karşı. Ben sürekli diyordum iyi bir abla olduğumu. İstesin olanı. Canımı veririm neyse ama evin içinde yaşanılan kavgalardan dolayı onlar da kötü etkilendi. Yaşça bir de benden küçük derdi. En çok hangi konuda kavga ediyordunuz? Aklınıza gelebilecek her konuda. Ama söyle, bizim aklımıza farklı farklı şeyler geliyor. Sen söyle. Eve giriş çıkış saati olur, işte sosyal medyada paylaştığım bir şey olur. Yakın olduğum, konuştuğum bir arkadaşım olur veya ne bileyim işte telefonda oyun oynamam olur. Her şeye karışıyordu. Her şeyden bir kavga çıkabiliyordu hani. Evin içinde ben agresifim, annem benden daha. İki tane böyle keskin bıçak yan yana geldiğinde elbet onlar birbirine bileniyorlar. Babanla aran nasıl? Babamla aram iyiydi. Son zamanlara kadar iyiydi. Hani şöyle söyleyeyim size. Yanına gidip oturup derdimi anlatabiliyordum. Ama o da hani artık bir süre sonra evin içindeki kaostan etkilendiği için ya bana cephe almak zorundaydı ya anneme cephe almak zorundaydı. Ki genelde cephe alınan tarafta. Peki daha önce bir kaçmışsın, Adana'ya gitmişsin, 45 yaş büyük bir kişinin yanına güvenmişsin, evli bir adam seni ikna etmiş, götürmüş oraya. Mesela o ya, yani o bir hata. Ama onun bir hata olduğunu ben de farkındayım. Hatta hatadan da ne kadar dönersen dön, erken dönersen kârdır deniliyor. Hı-hı. Onda da şöyle bir şey vardı. Kaç yaşındaydın o zaman o 45 yaşındaki adam seni ikna edip götürdüğünde? 22. Ha, 22. Geçen sene. Ha, geçen sene 22. Hı-hı. Orada ne kadar kaldın? 3 gün. 3 gün kaldın. Orada yine annene olan, ailenle olan o geçimsizlik mi seni o adama itti? Geçimsizlikten ziyade hani insanların duygusal boşlukları olur ya bazen. Hı-hı. Hani gerçekten dibe düştüğünü hissediyorsun. Gerçekten hani tutunacak bir dal arıyorsun ve o sırada ben mantığımı kesinlikle kullanmadım. Orada ben gerçekten haksız olduğumu farkındayım. En ufak bir şefkate, ilgiye, hatta ben sonradan farkına vardım. Dedim ki ben bu adamı baba yerine koyup öyle bir şekilde sevip saydım ama karşılığında bana yapılan muamele çok daha farklı oldu. Ve oradan kaçtın, eve geldin. Oradan kaçtım, evet. Peki bu kez kaçmayı ne zamandır planlıyordun? Aklına ne zaman koymuştun evden ayrılmayı? Planlama gibi bir durum yoktu aslında. Zaten sürekli gitmek istiyordum, bunu da söylüyordum. Ha, söylüyor muydun? Sürekli diyordum, ayrı eve çıkacağım. Başka ha, bir hayat söylemedi bize Şengül, söylemedi bunu bize canım. Yani kızının senelerdir benim kendim tek başıma yaşama isteğim olduğunu biliyorlar zaten. Hiç bunu bize bahsetmedin mesela kızının ayrı. Diyordu öyle de ben ayrı geçinemezsin diyordum.
Tek başına. Ama bak aslında şey, peki üniversiteyi niye bitirmedin? Üniversiteyi zaten okuduğum bölüm, yani girdiğim bölümü birazcık mecburiyetten seçtim. Hani puanım ziyan olmasın. Hayalin yüksek neydi? Bir üniversite olsun. Yüksek. Hayalin neydi peki? Olsun. Hayalim o zamanlarda hukuk okumaktı. Onu tutturamadım. Hı-hı. Derslerime doğru düzgün çalışmadığım için. Ki o da son zamanlarda olan bir şeydi. Dediği gibi lise 2'ye 3'e kadar falan hep okul birinciliği takdirler. O zaman uzak şey hayal değil yani, 25-30 yaşından hukuk fakültesine girenler var, 40 yaşından sonra girenler var. Şu hiçbir şey uzak değil yani. İstediğim ya, hukuk okumanın belli bir ağırlığı var. Şu anda da diyordum hani bu sene karar verdiğim bir şeydi, hatta 2 senedir peşine düştüğüm bir şey, gastronomi okumak istiyorum dedim. Ama bu arada tırnaklarını gördüm. Tırnaklarla ilgili de bir, yani onlar yapma tırnak mı ellerin? Hı hı. Öyle bir ya şeyin de varmış, kurs falan galiba gitmişsin, kendini eğitmişsin. Kurstan değil, o yaşadığım yerde ufak yerel bir kuaför tarzı bir salon var. Bir gösterir misiniz arkadaşlar? Tırnaklar çok da farklı böyle. Ha. En son Ankara'da gittiğin yerde mi? Hı hı. Orada zaten hem bunun eğitimini alıyorum. Ya eğitim dediğim, oradaki ablalar öğretiyorlar elin iş tutsun diye. Hı. Hem de o şekilde geçinmiş. Nereden buldun peki onları? Niye özellikle Ankara'yı, o bölgeyi seçtin? Onu sosyal medyadan buldum. Bir de orayı araştırdığımda hem, hı-hı, Türkiye şartlarında daha uygun fiyattı, geçimin daha kolay olduğu bir yer. Öyle mi? Çok zannetmiyorum ben ama. Yani ben uyguna bulabilirim. Orada bir tanıdık yok mu? Hiç kimse yok mu? Orada oturduğum sürece çevre edindim kendim. Hani... Hayır ama orada durup dururken, şimdi Ankara, ben ilçeyi söylemeyeceğim senin için. Ama gittiğin o, yani tabii ben o bölgede hayatın daha ucuz olduğunu söyleyemeyiz yani. Yani daha uygun olacak Türkiye'nin başka yerleri var. Niye orası mesela? Hem merkezi, her yere ulaşımı kolay. Hı-hı. Hem uygun fiyatlı bir şekilde geçinebiliyorsunuz. Çünkü gidip içine kendim girdim. Hiçbir bağlantın yok, network'ün yok yani. Haritada baktım, ben buraya gideceğim burada. Hem haritadan bakma, hem de birazcık da internetten araştırdım. Hani insanların yaptığı yorumlar olur. Suna bir şey söyleyeyim mi? Çok açık sözlü bir genç kızsın. Olur. Çok da akıllı olduğunu görüyorum. Ama ya özür dilerim ama o bölüme inanmadım yani. Çok açık ve net söyleyeyim. Ben o şekilde kendi araştırmalarımla buldum. Olabilir bir oraya. Orada yani ben sonuçta seçtiğin hayat nasıl bir hayat, saygı da duymak istiyorum. Çok çok aklı başında konuşuyorsun. 23 yaşındasın. 23 yaşa göre çok fazla olgun konuşuyorsun. Bak telefon altında kim var? Bir alo demek ister misin? Kim var? Sen de bence aloyu. Alo. 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 Baba. Efendim. Dinliyorum. Kızım. Efendim baba. Ne yaptın bana böyle? He? Alo. Özür dilerim. Özür dilerim diyor babası. Ben duyuyorum, duyuyorum. Ben çekildim, konuşun o zaman baba kız. Hiç uyumadan şeker hastası adamı mahvettin. Özür dilerim. Dinliyorum ablacığım. Adam işe gidemiyor, hiç şeker hastası, şekeri yüksek oldu. Bir baba kız konuşsunlar lütfen. Kızım. Efendim baba. Niye öyle yaptın bana? Amacım ciddi anlamda sizi kırmak değildi. Ben seni nereye gönderdim? Birlikte kaldığımız sürece daha çok birbirimizi yıprattığımız için böyle bir şey yaptım. Ve sen de biliyorsun ki benim bu hayatta kırmaktan en çok korktuğum kişi de sensin. Benim gözlediğim için. Canım ya. He? Benim de gözlediğim sensin. Şu an ben seni hem izliyorum hem ağlıyorum burada. Sen ağlama. He? Sen ağlama. Ben ağlıyorum kızım. Gözlerim, sen bir görsen beni var ya. He? Ben o şekilde görmek istemiyorum seni. Ben şu kızım, benim şekerim kaç olduğunu bilmiyorum. Biliyor musun? Şu an şekerimin kaç olduğunu bilmiyorum yani. Komaya da gelebilirim, hiç belli değil yani. Allah korusun, Allah korusun, olur mu? Öyle demeyin. Yanınızda kimse var mı sizin şu anda? Yalnız mısınız? Küçük oğlum. Var, küçük, evet, tamam. Küçük oğlum var. Allah korusun, öyle demeyin. Bak, bakın sonuçta güzel bir durum. Yani Suna, yani evdeki yaşanılan sıkıntılar, evde çok mutlu olsa Suna evden gitmezdi. Orası net yani. Yani biri de ikna etmiş olabilir ama benim gördüğüm kadarıyla...
Çok mutlu aslında. Yani mutlu değil be. Lütfen ya. Ya Şengül'cüğüm bak bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi üzerime düşeni yaptım. Çok teşekkür ederim size. Kızını buldum, getirdim. Karşına da bak kızın da seninle konuşuyor. Ama çocuk diyor ki, özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için ama aynı yaşta kızım var benim de. O da diyor ki, anne diyor ya bir şeyler evde problem var yani. Bak problem var. O problemi görürsen, o yarayı görürsen, yarayı iyileştirirsin. Ya da yarayı büyütürsün, kangren yaparsın, kesip atarsın. Bir daha kızın suratını görmezsin. Kurban olayım ya. Ben problem olduğunu zannetmiyorum ama. Ay kurban. Yani desteğe ihtiyacınız var ya. Sonra problem ne lütfen annene söyler misin? Defalarca söyledim, işe yaramadı. Şu anda da düşünmüyorum ben öyle bir şey olduğunu ama. Şöyle söyleyeyim, ben ne zaman ki biz çok fazla tartışırsak sürekli hani psikoloğa git, terapi al, tamam. O da alsın bence, annen de alsın. Psikiyatra git, ilaç kullan, tamam. Gittin. Getirmedin mi? Gittim, hepsine gittim. Hiç kendin gittin mi Şengül Hanım, sen gittin mi? Ben gitmedim. Ben bir sefer gittim, bana ilaçları kendi kullandırmadı. Bence beraber desteğe ihtiyacınız var sizin. Yani çare başka yerlere gitmekte değil ki be kızım ya Sunacığım. Ama çare sürekli sorunun tek kişide olduğunu düşünmekte de değil. Doğru, haklısın. O da doğru. Babası sen kızını anlıyor musun? Sence kızın evde mutlu muydu? Alo, babanın adı neydi? Efendim? Dilaver. Dilaver Bey, sence senin kızın evde mutlu muydu? Ya şimdi mutlu mu derken bazen bunu annesiyle tartışıyorlardı. Ben iki taraflı bunları idare etmeye çalışıyorum. Arada kalıyordun sen de. Arada kalıyordum. Sıkılıyordum. Ben farkındayım her şeyin ama dinliyorum dertlerini. Arada ben kalıyorum. Bir tarafına kızım, bir yanda 30 yıllık eşim. Problem ne peki? Yani sence kızına eşin biraz fazla mı baskı yapıyor? Kabul ediyor musun bu baskıyı Dilaver Beyciğim? Ya baskı yapıyor derken buna diyor işte atıyorum da işe giriyordu akşam diyor saat işte saat 9'da işe çıkıyorsa 10'da eve geliyor diye atıyorum. Yani böyle baskı bu şekilde. Başka türlü biz buna sen şunu fire gitme bunu yapma değişiyor. Arkadaşlarıyla istediği yere gidiyordu. Ben göndermemezlik yapmıyorduk yani her şeyde. Buna biz daha hoşgörülü bulunuyordum yani. Bak Şengül Hanım bir şey rica edeceğim senden. Mahalle ne derse desin, akrabaların ne derse desin, kardeşlerin, onun kardeşleri ne derse desin. Sonuçta o dört duvarda siz bir ailesiniz ya. Siz bir ailesiniz. Sen kızınla olan diyaloglarını biliyorsun. Kızını tanıyorsun. Kim ne derdi desin, umursama. Ben umursamıyordum kimseye. Umursama ki. Ama etkileniyormuşsun. Sunacığım şimdi ben Allah'a şükür teşekkürler. Sen de geldin, biz de seni bulduk, getirdik buraya. Sonuçta sen istemesen seni zorla getirecek halimiz yoktu. Şimdi ne yapmak istiyorsun bir tanem? Kararın ne? Ben eve dönersem yeniden aynı senaryonun tekrardan yaşanacağını düşünüyorum. Hani yine aynı ayrı evde tek başıma yaşayayım ama bu sefer en azından kontak halinde kalalım. Nerede olduğumu en azından bilsinler. Şöyle yapalım mı? Ben sana bir öneri getireyim. Bugün sen git ailenle kal. Onlarla zaman geçir. Bir gece orada yat. Annenle babanla bir ailece. Hiç kimse ya da otelde ben seni misafir edeyim. Annenle orada babanı da çağıralım. Bir otelde bir kalın. Baş başa bir konuşun. Kimse olmadan. Teyzesi siz de olmayın. Olur mu? Hiç kimse olmasın. Ben baş başa ol istiyorum. Anne, baba, kız, tamam mı? Baş başa olun, bir ailece bir düşünün. Kendinize bir konuşun. Muhasebe yapın. Sen isteklerini açık açık söyle. Bana kararın yarın bildir. Olur mu? Onlara bir şans ver ya. Sen de onlara şans ver. Karşılıklı birbirinize şans verin. Olur mu? Tamam mı? Aa, süper. Harikasın o zaman. Ben sizi o zaman otele doğru uğurlayayım. Tamam. Hadi bakalım. Alkışlarla. Anne kıza büyük bir destekle. Canım benim. Canım. Çok akıllısın. Ama şunu unutma. Hiç kimse ama hiç kimse insanın ailesinin yerini tutmaz. Onu bil. Olur mu ne olur tatlım benim ya. Hadi bakalım sizi böyle çok baş başa. Çok teşekkür ederim. Rica ederim bir tanem. Allah sizden razı Allah olsun. Allah senden de razı olsun canım. Ben bulamazdım onu. Ay tatlım benim olur mu bir tanem. Allah'a çok emanet olun. Görüşeceğiz zaten. Tamam misafirimsiniz merak etmeyin. Ay teyzesi çok karışma teyzesi. Çok tatlısın ama karışma.
Bırak onlar konuşsunlar. Teyzeyi alın lütfen. Kimse olmasın, anne kız. Sadece onu istiyorum ben lütfen. Ve sevgili Fadime'yi tanıyorsunuz değil mi? Fadime 8. evliliğinde mutluluğu bulamadım. 9. da belki bulurum diye İrfan'a kaçmıştı. Aslında Yunus'tan kaçarken İrfan'la tesadüfen karşılaşmıştı. İrfan dün dedi ki bugün hep İrfan aşkım lokum dağıtacağım diyen Fadime, İrfan'ın kendisini o eve zorla götürdüğünden bahsetti. Fadime bir gelsin bakalım bugün onun için ne yapacağız. Fadime gel tatlım. Gelsin Fadime'cim. Ne güzel olmuşsun. Hı? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim tatlım. Teşekkür ederim. Seni karşıya alayım. Fadime. Efendim. Geldiğinden beri bana bilgileri böyle en ucu otur, böyle en köşeye otur. Oh rahat rahat otur. Burası senin evin, tamam tatlım benim. Misafirimsin benim. Bana her şeyi söylemedin. İlk geldiğinde dedin ki ben Yunus'tan çok çektim. Hatırlatması var mı? Girelim mi bilemedim. Tamam neyse dünü bir hatırlayalım, sonra ben söyleyeceklerimi söyleyeyim. Dün ne oldu, neler oldu, neler. Sonrasında neler oldu, neler. Bir gelsin ekranlara. Duruşunu beğendim, tanırım ben insanı duruşundan demişti. Ben istemiyorum onu. Siz ayrıldınız mı İrfan'da? Bitti mi bu İrfan? Bitti. Sen beni zorla götürdün ya, adliyenin ordu ya. Ben yere koydun ya, hiç evlenmedim diyor. Sen sokakta kaldığını söyledin bana. Sen zorla götürdün ya beni. Niye ben zorla, kimse zorla götürmez. Ben sakatlara söyledim, kumanda vuruyor bana. Bana bir bakar mısın, soru soracağım. Kumanda giden bakan mı? Kumanda vursam kumanda kırılırdı, yalan söyledi ya. Ya ben bununla konuşmayacağım ya. Bu kadını niye eve götürdün Fadime'yi? Abla beni neden? Sokakta... Neden? Amacın neydi? Sokakta kaldığını söyledi beni sana kendisi. Sana ne? Sana ne İrfan? Ben bir ıslanlık yaptım abla. Eve gidince ne yaptı? Fadime'yi eve götürdün. Abla ben eve götürdüm. Tamam mı? Karnını doyurdum. Ben bunu bir kapı açtım. Direkt geldi bile sakın babam günün yanında oturdu bak. İçi gücü yalan. Kim? Sen doğru söyleyin, ben yalan söyleyeyim. Abla özür dilerim. Hani birbirinize aşıktınız? Ya ablası diyor ki hani gönlünü yaptım diyor, böyle delirdi diyor, gönlünü zor yaptım diyor Selma abla. Bir dakika dur diyor. Bir şey söyleyeceğim, hani aşıktın sen bu adama? Ne yapayım bak, böyle yalan söyleyecek ondan diyemedim ben yanımda. Ben aşık oldum demedim, kendisi bana dedi ki ben evlenmek istiyorum dedim. Allah'ım yarabbim, yalanını bak. Aşk ama niye götürdün sen beni? Ya bir sus ya, bir sus. Niye götürdün sen beni ya? Eve geldiğinde senin televizyonunu kim kırdı? Televizyonu kim kırdı? Beni bu sandalı fırlattı dedi. Ben şarjda tabloda kırdım. Ben şarjda kalkarken, beni geldi orada şarjdayken sandalye vurdu dedi. Annem bunu aldı. Tamam mı? Ondan sonra ben bir gün eve gelmedim. Yağmur altında ben sabah kadar kaldım. Benim sandalye aldı. Tehlik fırlattı. Ben bir şey demedim gene. Sana şiddet mi uyguladı Fadime yani? Evet. Kendin geldin demeyeydin. Ben bunun bir hafta ne olduğunu öğrendim. Dama girmişti ya, baksana hırsızlık yaptı, ondan ben yaptım. Ben hırsızlık yapmadım. Üç tane eşit atmışsın. Hepsi mi yalan? Benim yaptığım şey hırsızca. Bileyim bari. Niye? Şimdi 9. aşkın İrfan yine kaçtı. Resmen kaçtı buradan. Annesiyle beraber. Kaçarak gitti Fadime. Çünkü benim ona daha soracaklarım vardı. Eğer seni zorla götürdüyse o eve, sen evet, öyle dedin. Zorla. O günü bir anlatır mısın? Sen nasıl, nerede karşılaştın İrfan'la? Adliyenin orada. Peki sen mi onun yanına gittin, o mu senin yanına geldi? Ben bir kağıt verdiler. Evet. Şeyden... zabıtadan onu bir sordum. Benim arkamdan sevgi yoluna kadar geldi. Pardon, arkana ne diye geldi? Sevgi yolu var Alışehir'de. Ha, sevgi yoluna kadar, evet. Seni takip etti. Hı-hı, arkamdan geldi. Niye sen demedin mi? Niye takip ediyorsun? Söylüyorum, gitmedi. Sonra ne yaptın? Sonra yemek yiyem, evime gidem. Benim ayrılığım var, hiç evlenmedin dedi. Annem babam diye aradım dedi. Evdeler, seni bekliyorlar dedi. Ha, seni bekliyorlar. Evet. Hı. Ya birden senin gibi bir kadını bekliyorlar dedi yani. Sen de etkilendin. Ben iyi sandım, bilmiyordum. Ama dün de dedin ki, bak yine fikir değiştiriyorsun. Dün niye? De dedin ki beni zorla götürdün oraya dedin İrfan'a. Tamam, zorla götürdü. Zor değil ki bu, sen ikna olmuşsun, seni ikna etmiş. Yani ben işte daha önce evlenmedim, aylığım var, evdekiler annem babam seni bekliyor deyince sen kendin ayağınla, kendi rızanla gitmişsin. İrfan seni zorla götürmemiş. Öyle olmuyor mu? Yanlış mı anladım ben yine? Ya yanlış anladıysam düzelt. Diyorsun ya Didem, anlamıyorsun diyorsun ya. Bazen anlamakta zorlanabiliyorum, evet. Hangisi yanlış? Doğru? Hangisi doğru peki? Senin söylediğinin hangisi doğru? Zorla. Zorla? Evet. Kolundan tutup çekip sürükledi mi?
Onu da yapacaktı da neyi düşündü şeytanın onu bilemedim. Ne düşündü sence? Bilmem. Ben üçüncü eşimden evliyim. Yok ben damı girdim demedi ki evlenmedim dedi. Üçüncü evliliği yaptığını sen nereden öğrendin? Duyuluyor. Orada mı gidince mi duydun? Evet. Peki gider gitmez evin içinde mutlu oldun mu? Olmadım. Bak neden bunları sana soruyorum biliyor musun? Evet. Bana her şeyi anlat ki yaşadıklarına başka kadınlar da ders çıkarsın. Bir daha da senin düştüğün hataya düşmesin sen de bir daha düşme. Eve gidince neden mutlu olmadın? Evi baktım. Hı. Babası gelin evi bu tarafta. Onun evi bu tarafta. Peki tatlım. Ya tamam Kemaliye'de lojmanda olsa aman olacak. Geçim olmadı. Evin halini beğenmedim. İnsanlarına da... Annesini babasını beğenmedin evet. mi? Evet. Beğenmediysen niye onlara anne baba dedin? Ama ne yapayım şimdi diyeyim. Ne diyeceksin? Ya anne baba demeyeyim ismini mi söyleyeyim ne diyeyim? Emel Hanım de. Emel abla de. Emel teyze de. Hemen anne baba moduna girmişsin hemen. Anne baba demişsin. Anne baba birine anne baba demek o kadar kolay mı? Kaçıncı günde anne baba dedin? 10 gün. 10 gün sonra anne baba oldular. İrfan sana nasıl davrandı orada evin içinde? İyi davranmadı. Sana şiddet uyguladın mı? Ya. Evet. Yani peki İrfan hep böyle takım elbiseyle mi dolaşıyor? Benim evet. gibi giymiş. Ben de onun gibi giymişim. Ha? Çünkü giymiyor ki. Hep böyle benim gibi evet. mi giyiniyor takım elbise evet. sağda solda? Ne giymiyor anlamadım. Ne giymiyor? Giyinmek istemiyor. Evet. Bu kadar kirli ve pisin bir adamsa sen nesinden etkilendin? Duruşundan, kıyafetinden etkilendim. Temiz demiştin bana canım. Ama sonra değişti. Duruştan adamın anlarım demiştin ya sen bana. Duruşundan tamam, sonra anlarım. Değişti diyorum ben de. Ne zaman duruşundan etkilendin? Bana dedi ki sen beni dedi bir hafta diye durdun mu iyi oldun bilirsin dedi. Ha, bir hafta kalırsan. Evet. İyi bir haftada mu? İyi oldun bilirsin dedi. Ya adam iki tane kelime söylemiş zaten konuşamıyor. İki kelime söyleyince hemen etkilendin mi? Daha konuşmasını bilmiyor. Nesinden etkilendin? Ha? Eve gidince sana nasıl davrandı? Seni kötü bir amaç için kullandı mı? Ben anladım ya. Niye rıza, evet. niye rıza gösterdin? Ben burada söyleyemem. Seni anladın. Ben anladım. Evet. Niye emniyete gitmedin, yardım istemedin? Niye orada kaldın? Çünkü Yunus eşkibi arkam dönüm dolaştı, gidemedim. Ama Yunus seni kurtarmaya çalışıyor. Daha önce de bir malavın yanına gitmişsin, gelmiş seni oradan kurtarmış. Yunus bence iyi bir adam biliyor musun? Ama iyi olsa 10 yıldır. İyi olsun tabii ben niye gittim ki? İşte ben onu anlamaya çalışıyorum. Sen neden gittin? Aa, iyi davranmadığından gittim. Beni iyi davransaydı, Selçuk şimdi 10 gündür ben gidince beynin yıkadı. Şimdi Selçuk'tan biz birbirimiz kızıyoruz. Ama o olmadığı zaman iyi oluyoruz. Yunus'un sana yaptığı en büyük kötülük ne? Ne yaptı sana bu adam? Her türlü yaptı. Ya çizgi film mi izlemesi kötü? Erken yatması mı kötü? Evet. Yerde konuşuyor. Eve geldim. Televizyonu koy verirken, telefonu koy verirken yorulmuyor da benden muhabbet ederken mi yoruluyor? Hayır. Sevmediği için yapıyor beni. Evet. Beni sevseydi evet. benle konuşurdu diyorsun. Evet. Neyse Yunus bir gelsin bakalım. Yunus gelir misin lütfen? Gel Yunus. Şöyle alayım seni. Tamam. En başa köşeye evet. gel. Sağ ol, teşekkürler. Yunus kaç gündür buralarda? En başa otur da göz göze bakın istiyorum. Peki göz göze bakarsan iyi mi olur onu da bilemedim de. Yunus karşında. Vadim'e sen bugün ne söyledin ekibime? Neyi söyledim? Bir şey söylemişsin, sen söyle. Konuşayım mı? Konuş bir tane. Benim şartlarım kabul ederse öyle olur. Selçuk'la birbirimizle konuşursak, aynı yapmayacaksa o zaman birleşirim. Ama aynı yapacaksa birleşmem. Ha şartlarım var. Evet. Aa güzel şartlarım. Sıkıntı yaşatmayacaksın yani aynı. Selçuk'la da barıştırırsa o zaman belki de olur ama olmazsa hayır. Selçuk nerede? Manisa'da. İyi tamam. Selçuk şimdi beni cuma günü ne yaptı? İçeri girirken kızdı. Annem kayboldu diye. Mesela tamam yanım gelmesin de kızması iyi değildi. Ama tamam, önce iyiydi. Tamam yaptığın doğru mu o?
Yaptığın doğru mu da? Ama sen de rahat vereydin. Hı? Tamam, yaptığın doğruysa tamam diyeceğim. Senden boşanam diyorum, sen para gidecek diye adliye. Ondan boşanmak istedim, ben boşanacağım dedim. Ben de belki böyle olur dedim yani. Sen şimdi kararın ne? Benim kararım, benim şartlarım diyorum işte. Bir daha o şartlarını sıralar mısın? Ben bir yazayım şartları. Söyle bakayım. Aynı yaparsa sıkıntı. Selçuk'la birbirimizi düşürmezse, hı-hı, o zaman belki de olur diyorum. Aynı sıkıntıyı yapmazsa belki, evet, olur. Aynı sıkıntı nedir? Söyle, altını doldurayım. Madde madde yazıyorum bak. Aynı sıkıntıyı yapmazsa olur diye yazdım. Yani, hı, muhabbet bir. Ben bir yere gittiğim zaman arkamda önümde dolaşmayacaksan. Ha, işten nasıl gelince yani? İşten gelince çizgi film izlemeyecek. Ya da telefonla, bir dakika, telefonla konuşmayacak. Senle konuşacak. Doğru. Bu maddeyi bir konuşalım. Hangi çizgi film bakayım ben o zaman? Pembe Panter bakayım mı? Evet, bak. Pembe Panter. Pembe Panter. Bizim çocuk var mı hala ya Pembe Panter? Hakkını bakayım abla ben o zaman. Şu zamanki çizgi filmler hangileri? Bir sürü var. Sen konuşan yeri konuşuyor. İşte. Madem sevmiyorsun, ne boşanmadın? Muhabbet yapaydın. Tek gideceksin benden. Telefonda... Yok, sen ver cevabı be. Gideceksin mi? Ya sen aynısını yapacaksın bana. Neyi yapacağım ben sana aynısını ya? Sen burada yemin yaparsın, ev gittin mi? Nereye gittin geldin? İki gün sonra aynı gün nereye gittin geldin? Biz seninle bu sırada anlaşamayız. Sen unutacaksın burada olan, o zaman belki de olur. Yok, unutacak bir şey değil ki, sen unutacağız. Biz sözleşmeyi unutulmayacaksa o zaman gidemem ben. Ya sözleşmeyi imzalatacağız bak, biz. Bak, unutulmayacak bir şey değil şimdiden. Yaptığın unutulmayacak bir şey değil. Sen de o zaman başın çaresin bak böyle dersen, değil mi? Ama yaptığını, hata olduğunu farkında değil misin ama sen de? Ama bu da iyi davranaydı. Tamam, ama bir şey söyleyeceğim. Ama o da senden bir özür bekliyor. Bir özür dilemen lazım bence. O benden özür bekliyor. Dün yaşattık çocuğu burada, ne yaşattın gözün, değil mi? Ben ne yaşattım? Ben kimi bu tarafa gittim. Yani çocuk? Çocuk bu tarafa savunuyor? Gittim, ondan sonra otele gittim ben. Tamamdır, kimi Fadime savunuyor çocuk? Fadime bir şey söyleyeyim mi? Sendeki özgüvenden istiyorum. Heh. Nasıl yani? Neyse. Yapmasın canım, ben mi yap dedim? Aa. Gerçekten. Fadime'deki özgüven sizde var mı sevgili izleyiciler? Vallahi helal olsun. Bir Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz acaba? Şimdi evdeki yaşadığın sıkıntılar var, ben onu anlıyorum. Ama senin gidip böyle sokakta gördüğün bir insanın güvenip evine gitmen de sıkıntılı, problemli bir durum. Gitmemen gerekiyor, biliyorsun değil mi Fadime? Hata. Anladın mı? Anladın mı? O zaman ses çıkmıyor, yorum kalmıyor. Yok, anladım. Ama iyi davranay diyorum ben, bunu diyorum ben, başka bir şey demiyorum ki. Bir anlat, ne yapmıyor ya? Hatı, ya farkın... Anlatıyorum, anlamak istemiyorlar. Neyi büyük ya hata? Aynı diyorum, yapmazsa diyorum, öyle olur diyorum ben. Eve gelince ya, diyor, işten gelince diyor. Ay, bir konuştum ben, onunla konuşmak istemiyorum ya. Bir defa ulan, söyledim. Çıkarıyorum ya. Holü çıkarıyorum ben onlara. Tamam, holde kıyafetlerini çıkartacak, bir de yanına getirmeyecek. Evet. Ama eve gelince de bir duşunu falan al. Sonra benim yanıma oturmayacak öyle. Evet, tamam. Hı. Yapmayacak. Yapacaksın mı? Tamam mı Yunus? Tamam, ne olur o. Tamam. İki gün sonra göreceğiz. Niye pasaklı bir adam mı o kadar ya? Peki sonrasında yani çizgi film izlemeyecek? Evet, izlemeyeceğiz. Başka film izleyeceğiz. Hangi filmi izlemek istiyorsun sen? Kadın diziden izleyeceğiz. Ben ya müziği çok seviyorum. Dans etmek istiyorsun, müzik. Hayır, dans değil ya, bakmak istiyorum. Ha, müzik, hangi şarkıyı çok seviyorsun? Ya bir sürü şarkı var. En çok sevdiğin şarkı hangisi mesela? En çok sevdiğin şarkıcı kim daha doğrusu? Ha? Ya onu bilemem. Hangi şarkıyı çok seversin? Türk sanat müziği, Türk halk müziği? Neyi seversin? Ben mi? Sibel Can. Aa, Sibel, ben de çok severim Sibel Hanım'ı. Çok severim Sibel Hanım'ı da ben de. En çok hangi şarkısını seversin? Müzik dinlemek istiyorsun. Ne çok mu? Onu bilemedim yani. Akşam zaten müzik dinliyor. Başka dinlediği bir şey yok ki. E sen de onunla beraber müzik dinle. Dinliyorum zaten. Tabii dinleyeceğim. Tabii ki. Kimseye bilmiyorum nereye gideyim. Tabii müzik dinleyeceğim. Ya bir elinden tutup Alaşehir'e, Manisa'ya götürdün mü? Götürdüm vallahi. El ele gezdin yani. Ne zaman götürdün? Götürdün. Neden geldin buraya? Ben neden bu tarafa geldim? Hayır, götürdüm ben Manisa'ya. Ablam ne dedim? 6 yıldır Manisa'ya gitmedim. Geçen yıl dükkanı aldı. Ondan sonra gittik Selçuk'tan. Niye götürdün diyorsun? Götürmedin ki.
bir eksiklikleri bir anlamaya çalışıyorum. Bir problem var bir yerde bak, Yunus. Bak abim var İzmir'de, onun yanına da gitmedik evlenere. Ay sen neredesin? 10 yıldır İzmir'e gitmiyor musun? Hayır gitmiyorum. Hiç İzmir'e gittin mi? Geçen sene gitti. O zaman da ondan sonra gitmedim. Şeyde Salih ile köprü başında abimin erkek evladı, onun yanına da gitmedim. Hiç, bak yani... 14 yaşını geçti, daha görmedim. Peki neden evden çıkarmıyorsun sen? Abla çıkarayım ben ona. Ne çıkardın lan? Neden ben bu tarafa geldim? Çıkarayım diye yalan söyleme. Bugün ben sen neden geldin sen buraya? Ay siz getir. Siz de çıktınız ya Selçuk. Ablam sen, ben mi çıktım? Ben ama kayıptın. Sen kayıptın. Ortalıklarda yoksun. Korktun. Götürüyorum diye yalan söylüyor. Sen dibinde bir şey. Ben nereden buluyorum ben sana? Abimin elini gelsi var ya. Karşımdan bilmem. Bak 14 yaşını geçti. Niye İrfan'ın yanına gidiyorsun? Ablan yanına gitmiyorsun. Şükrü'ye yanına gitmiyorsun. Ablamla bu tarafa bunun yanına gönderecek. Ha, Yunus'a gönderdi. Evet, hepsi bunu yanı gönderecek. Ben gitmedim. Ben yalan söylemem ki. Peki İrfan karşına çıkmasaydı nereye gidecektin? Nerede kalacaktın? Ben mi? Ha. Ya işe giderdim ya otelde kalırdım. Nerede kalacağım paran başka? Paran da yok. Nasıl kalacaksın otelde? Çalışırdım. Çalıştın ya 10 yıl çalıştın ya. 10 yıl çalıştın ya, şimdi çalışıyorsun. Ben kimseden korkum yok. Evet. Yalnız İrfan'la bizim kıyafetin aynı olması şahane. Benim duruşumdan da etkilenmedim. Evet. Etkilenmedim. Çok özür dilerim. Hiç planlamamıştım bunu. Yani Yunus aranızı yapmak için. Çok özür dilerim tatlım benim ya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay Allah'tan konuşabiliyorum ben. Çok özür dilerim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Sen affedecek misin eşini? Gerçi göstereceğim abla, gidecek bir yer yok zaten. Ya sen bu kadına iyi davranmamışsın, öyle düşünüyor. De ki hata yaptım, özür dilerim, sen de der misin? Sen bir özür dilerim ama dersen... Ama özür dilerim, ben bir şey yapmadım ki. Ya o hatalı. O hatalı ne diyecek benden daha? Hayır yapmayalıysam hani neden evinden şey gider? İyi konuşsunlar ne olur. Bir, ama bak özür bekliyor senden. Ya yapmayan insan neden gider evinden duptura? Erkek mi de hep bayanı sıcağım kendini sıcağım. Ben sabahtan akşamına çalışan bir adamım. Ya kaçtı herkes çalışıyor. Ben görüyorum Kemal herkes çalışıyor. Bir sen değil tamam. Ki. Çalışmanın ne alakası var bu konuşmanın gezmenin? Özür ben mi dileyeceğim sen mi dileyeceksin? Sen diyeceğim benden. Ha, ben tabii canım ben kaçtım gittim çünkü, ya. Çünkü ben sen İrfan'ı yaptın ben gittim. Beni 10 yıldır kimse yapmadı. 10 gün İrfan geldi ben kaldım. Sen yaptın beni, ben değil. Bir gözün içine baka baka söyle, anlamadı bence hatalarını. Kim? Ben mi bakacağım? Yunus'a bak ki de ki bunu yaptım, bence anlamadı. Söyler misin lütfen? Niye söylemek istemiyorsun? Çünkü ben yapmadım, sen yaptın 10 yıldır. Tabii, haklısın. Evet, yapmadın da fırsat verseydin ayrılırdık. Fırsat vermeyince 10 yıl durduk senin yanında. Peki sen İrfan'ın yanına gittiğin için pişman mısın? Doğru söyle bana. Evet. Ha şükür. Ortaya bir özür dile. Yunus'tan dileme de Selçuk'tan bir Şükran'dan özür diler benden misin? Benden dilemesin ama oğlundan dilesin. Oğlundan bir özür diler oğlan misin? Oğlan bakayım. Tamam bir dakika. Selçuk'tan özür dilerim. Ha süper. Tamam ben oğlum diledim tamam. Tamam. Ben oğlumla durdum. Bana oğlan lazım. Tamam. Ama bir Şükran'a da özür borcum var. Ablana da özür borcum var. Çok korktu senin için. Şükran'a babama özür dilerim. Tamam güzel harika. Tamam süper. Adım adım giderliyoruz. Oğluna yani Selçuk'a da diledi özür zaten az önce. Yunus'u peki affedemiyor musun? Affedeceğim demişsin şartlarımı kabul ederse. Tamam ya Selçuk'la bizim aramız düzelsin. Bir daha yapmasın, sıkıntı vermesin tamam dedim ben. Tamam. Selçuk'la arasını düzeltir misin? Bak oğlundan da özür dilerim. Ya çocuğunla arasını düzeltirim ben. Benim içeriden girerken niye kızdı? Ben onun bir şey demedim abla, ki. Selçuk abla bu niye kızıyor biliyor musun? Neden diyor sen terk edip gitti diyor. Neden terk edip gidiyor diyor. Sen de rahat vereydin ben gitmeyeydim. Bir yerle baldı diyor onu kızıyor Selçuk bunu. Bak kimsin kızmıyor. Kızdı. Bak ne oldu? Gidebilir diyor. Ya karı kocanın yaşadığı bazı şeyleri sen o sonuçta gidiyor bir yerlere gidiyor. Bilmez benim yaşadığım sıkıntıları diyor. Doğru mu Fadime? Evet. Oğlum Selçuk'la ne alakası var? Sen üçümüz dururken de Selçuk duracak. Ben ya ayrılsam da Selçuk ayrılacak. Selçuk'la evliliğin alakası yok ki. İkimiz. İkimiz. Sen Selçuk'u karıştırma. Ben karıştırmıyorum. O benim onun öz annesiyim. O da benim öz oğlum. Öz annesi olduğuna savundu seni ya. Evet. Sen İstanbul'u... Onu sen şişirdin de ondan yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Sen İstanbul'u merak ediyordun değil mi?
Ben dayılarım vardı geldim küçükken. Dayıları boşver de ben seni bir İstanbul'u gezdireyim. Olur mu? Olur. İstanbul turu yaptırayım. Boğaz'da bugün hava nasıldı ya? Olmaz. Boğaz'da soğuk olur ama bir yerlere yakınlara bir yerlere götürürüm. Deniz kenarı falan. Ama Yunus'la beraber bir gidin. Siz bazı şeyleri baş başa konuşun. Bu İstanbul turuna Yunus da gelsin mi? İster misin? İyi gelsin. Aa, İyi gelsin. Süper. Ya hata yapmış ve desteğe ihtiyacı var. Ya hata kabarılacak bir şey değil abla, yapacağım bence bir şey yok. Bence bir Yunus'tan da bir özür dilersen bu olay bitecek yani. Bence Yunus'tan da özür dile, o da dileyecek senden sonra. Hadi. Düşün sen, biz bekleriz. İyi, özür dilerim. Ama bak sen de özür dile ondan. Abla benim için zor açık da. Ne yapayım? Benim için zor o zaman. Özür dileriz, ne yapacaksın, yapacak bir şey yok. Diyor düzgün özür dile. Öyle özür mü dilenir? Karşılıklı. O da hatası yaptığı hatanın farkında varmış. Sen de onu hala seviyorsun. Bak gözlerini alamıyorsun onda. Ha? Ya seviyorsun. Ben ekrana bakıyorum ablaya. Cilve yapma orada, görüyorum ben seni. Cilve mi yapıyor? Evet. Hı. Bak. Sen... Geldiğimden beri böyle gözün altına gülüyorsun. Bak bugün ne? Perşembe. Dün yoktu. Böyle gülüyor gözünün altında. Dün nasıl geleyim, beni katmadılar ki. Tamam işte dün yoktun diyorum. Pazartesi salı vardım, gözünün altından gülüyor. Yunus'un yolunu mu gözledin kız? Ne yolunu gözleyeceğim? Burada konuşurken bakıyor oradan. Demek ki abla gözlemiş ben o. Ne oldu, niye gülüyoruz? Çok iyi ya. Neden gülüyoruz bir tane? Ama onun dediğini gülüyorum. Ben gülmüyorum diyor. Gülüyorsun işte. Ama demek ki Yunus seni çok iyi tanıyormuş. Yunus dedi ki hala dedi bana karşı hisleri var dedi. Bir kıvılcım. Ne dedin sen, bir şey dedin ya? Dün abla bir şey dedi bu. Siz sordunuz Yunus mu iyi bu mu iyi dediniz. Ne dedi? Yunus iyi dedi. Heh. Yani İrfan'a göre Yunus iyi dedi. Heh, tamam işte. Şimdi İrfan'ı düşünürsek standartlar çok aşağıda. Bak İrfan'ı düşünürsek standartlar çok aşağıda. Ona göre sen yukarıdasın işte. Evet. Hani kalbinin köşesini bir yerlerde bağlamışım demek ki. Heh, tamam bu iyi oldu. İyi davran evdeki Fadime. Kalbinin bir köşesinde hep Yunus var mıydı? Evden giderken üzüldün mü? Evden gidiyorum, düzenim bozuluyor. Aslında Yunus da iyi adam diye hiç... Düşündün mü? Üzülmedim giderken. Ay olmadı şimdi. Neden? Anlaşamadığımız için üzülmedim. Pişman olmadın hiç. Ama yani İrfan'ın yanına gittiğin için pişmansın değil mi bak? Evet. Heh. Bak İrfan nasıl kaçtı buradan? Görmek ister misin? Görmek istemiyorum. Ben bir izleyiciler merak ediyorlar, bir göstereyim. Gelsin ekranlara İrfan'ın kaçışı. Abi iner misin? Bak. Devam edin, durmayın. Bak direkt karakola çekeceğim. Hadi aşağı. Abi gelir misin? Tamam. Hasta bak. Devam adam et. Hasta. Abi devam et. Hasta da bu, duramaz. Hasta da duramaz. Abi iner misin? Bak. Devam edin, durmayın. Bak direkt karakola çekeceğim. Hadi aşağı. Abi gelir misin? Tamam. Hasta bak. Devam adam et. Hasta. Abi devam et. Hasta da bu, duramaz. Hasta da duramaz. Devam et. Abi iner misin? Bak. Devam edin, durmayın. Bak direkt karakola çekeceğim. Hadi aşağı. Abi gelir misin? Evet. Hasta bak. Devam adam et. Hasta. Abi devam et. Hasta da bu, duramaz. Hasta da duramaz. Abi iner misin? Bak. Devam edin, durmayın. Bak direkt karakola çekeceğim. Hadi aşağı. Abi gelir misin? Evet. Hasta bak. Devam adam et. Hasta. Abi devam et. Hasta da bu, duramaz. Hasta da duramaz. Fadimeciğim. O eve gittikten sonra cezaevine girip çıktığını İrfan'ı ne zaman öğrendim bir tanem? O mu söyledi cezaevine girdim çıktım diye? Ben diyor, kolunun başını gıra alsam damı girerim dedi. Ondan sonra... Ne dedi, ne dedi sana? Bu kollar dedim, gıra alsam damı girerim dedi. Yanımda birini kızdım bıçak olur dedi. Ha, sen korktun ondan. Evet. Oo. Seni öldürmesinden mi korktun?
Evet. Niye polise gitmedin? Çıkamadın mı? Seni zorla mı tuttular orada? Çıkamadım. Yeni mahalledi ya. Nerede bilmiyorsun. Alışehir'de evet. Emniyetin yani zorla beni götürdü diyor Yunus. Yanında sürekli kesici bir şeyler mi taşıyor? Bıçak mı taşıyor? Orasını bilmem. Ay Allah korusun. Onun hakkında şikayetçi olacak mısın? Olmalısın. Hı? Şikayetçi olacak mısın? Bence ol. Vallahi sana eğer böyle yaptıysa ol yani. Şikayetçi ol, tamam mı? Tamam. Ya lütfen yani. Başına bak, her şey gelebilirmiş bir tanem ya. Tamam. Allah korusun ya. Biraz şu kadar bile olsa adamda vicdan varmış, eve götürmüş seni, başka bir yere götürse. Ay Allah korusun ya. Hiç sokağa seni salmadı mı annesi babası? Salmadı. Ev işi yaptırmak istediler mi sana? Yaptırmak istemediler ya. Sen sürekli oturdun mu? Hayır. Ya ne yapacaktınız siz İrfan'la? Amacınız neydi? Bilmem ben neyi düşündüğünü. Sen İrfan'ın yanında kalacak mıydın peki? Kalmak niyetin var mıydı, yoksa aslında onun gerçek yüzünü görünce oradan kaçmak istedin mi? Onu ben iyi olur diye düşündüm. İyi olmadığını öğrendim işte kızınca. Orada mı öğrendin iyi olmadığını? Evet. Hep bak diyor ki kalbinin bir köşesinde ben vardım diyor. Senin kalbinin bir köşesinde Yunus var mıydı hep? Düşünmem lazım. Hadi düşün o zaman. Bekleyelim biz. Var mıydı yok muydu? Hı? Kalbinin bir köşesinde Yunus var mıydı? Yok muydu? Yunus'un hiç iyi yanı yok mu canım? Burası şöyle iyi bir adamdır. Hiç böyle iyi hiçbir huyu yok mu? Fadime. Efendim. Sen Yunus'a yani mecburiyetten mi dönmek istiyorsun? Bak ben her şeyi açık ve net sormak taraftarıyım. Gerçekten istediğin için mi dönmek istiyorsun? Nasıl yani? Yani Yunus'un yanına çaresizlikten mi gidiyorsun? Gitmek istiyorsun? Yunus'un yanına dönmek istiyorsun bazı şeyler düzelirse. Evet. Ha. Sevgi her şeyi affeder mi ya sence Yunus? Sevgi her şeyi affeder mi? Ediyor ablaya bazı şeyler ediyor. Evet, sen affettin onu galiba. Sevgili izleyiciler, sizce sevgi her şeyi affeder mi ya? Ya da aşk her şeyi affeder mi? Aşık mısın, seviyor musun? İkisi çok farklı. Daha bir zaman vardı, bu 10 gün, 15 gün öncesi bitirdi yani her şeyi. Sonrasında bitirdi yani. Bitirdi. Adam sana aşıkmış. Vay. Bitti mi her şey sence? Şu anda bitmedi. Bitmedi. Özür diledik ya. Ha, ay güzel, tamam. Özür diledi yani. Hı? O zaman bir yanına geçip oturmak ister misin? Yapmak istemiyor musun? Olur. Nasıl istiyorsan, ben seni zorlamıyorum. Yok, hayır. Yani, sen yani bazı yönden bitti diyor. Neden madem buradasın? Ha? Güzel soru. Ha bak işte. Güzel, aferin, çok güzel soru soruyorsun. Ben her senin yaptığını bitiriyorum da tekrar yapmaz dönerim diye sen niye böyle diyorsun madem? Bazı şeyler bitmedi. Neden buradasın madem? Yok hayır, o yönden değil ya. Sen hep beni suçlamıyorsun, kendini suçlamıyor. Biz hepsini unutuverdik bak bugün. Değil mi? Sen de unutacaksın. Ha, unutsun istiyorsun. Unutmadın mı olmaz. Unutacağız olur, her şeyi. Olur. Affetme. Olur, böyle olmuyor. Ha. Evi gittiğinden belli olur o. O zaman beni ara hemen. Başka birine kaçma. Ben kaçmam ki. Niye kaçacağım? Niye dokuzuncusuna kaçtın ya? Daha kime kaçacaksın yani? Başka birine kaçma yani. Rica edeceğim. Çareyi başka insanlarda bulma yani. Değil mi?
Ya beni ara. Ya ablan Şükran'a git ya da abine git, tamam mı? Doğru söylüyor. Beni sevmiyorsan burada ne işin var diyor. Hı? Aynı fikirdeyim. Evet. Bazıları unutamadım diyorsun. Madem burada ne işin var diyorum ben sana. Ya bazıları unutulacak bir şey yaptın mı sen? Ama sen de tamam, iyi davranaydı. Tamam, yaptığın şey, kaçtığın şey unutulacak tamam, bir şey ben mi? Ben ne diyorum, o ne diyor? Anlamıyor mu seni hala? Sen mi anlamıyorsun? Ben anlamıyorum. Allah'ım ya. Madem yapmayaydın ben gitmeyeydim diyorum. Ben bunu diyorum. İyi davransaydın gitmezdim ben de. Aynı şey konuşuyor ya. İşte aynı şeyleri niye soruyoruz ya? Bir o konuşuyor ya. Biz de anlamıyoruz ya. Hiçbir şey. Anlamıyorum ben. Abla bitir herhalde gideceğim biz bari. Götüreyim bari ben buna. Ha, götürmek istiyorsun. He? Götürmek istiyorsun. Götüreyim. E git yanına bir otur ya. Bir görelim biz o sahneyi. Ay çok mutlu oldu. Ne oldu, güldün birden suratını astın? He? Niye kalkardı? Güldüm geldi onda, hayır. Mutlu oldun mu geldi diye Yunus Emre? Hayır, ben niye utanacağım? Ha, mutlu oldun mu? Bak şimdi sen beni anlamadın. Mutlu oldum, evet. Ha, iyi tamam. Ben sizi yan yana böyle gördüm, ben de mutlu oldum. Ama biz bir sözleşme falan bir şey yapalım ya. Yap. Ama aynı şeyi sana da, sen de imza atacaksın. Evden bir daha gitmeyeceğim. Gider. Tabii kaçar bu ya. Tamam. Kaçar mı yine? Kaçar. Hayır. Ben. Yapam. Kaçıyor mu kaçmıyor mu görsün. Yapalım, tamam. Sözleşme yapalım sen. Tamam. İmza at. Tamam. Peki niye kaçacağını düşünüyorsun tekrar? Ya ben niye kaçacağım? Buradaki gibi iyi olsun, gitmeyeyim ben. Dupduran gidelim diyorum ben. Yine anlamadım ben ya. Anladım bu defa. Tamam anladım ya. Ya iyi davranan giden bayan. Gidiyor ben, bazen. Ben niye gideceğim ki şimdi sensin? Tamam beni de yap. Ama diyorsun ki evde değer görürsem, görseydim ben gitmezdim evet, diyorsun. Evet onu diyorum ben. Hı. Niye gideceğim ben durduğum yerde? Tamam ben de yapayım. Sözleşme. Aa sözleşme. Evet. Süpersin ya. Hı. Yunus evde kendini değerli hissetmemiş. Sence yeterince ona değeri gösterdiğini düşünüyor musun? Abla gösteririz biz ona ya. Ne nasıl yapalım? Gösterdi? Ne yapıyordu? Bana söyler misin? Mesela her şey serbest ola. Ne serbest? Mesela nereye canı istiyorsa gidiyordu. Ya nereye gidiyorum ben? Ben Kemaliye'de bir bayanın evini bilmiyorum buraya ki. Git, bakkala gidip geliyorum. Hı. Bak ben Selçuk'un yanına 2 ay geçti. Mesela evinde eşyası olmaz, gezer gelirsin. Ben anneyim. Onun yanına gitmedim daha ben. Selçuk gelirse gördüm. Gelmezse ağladım, durdum evde. Ha, oğlun yanına gitmek istedin ama evet. Götürmedi. Ne olacak? Nerede oturuyordu? Alışveriş. Manisa'da. Abla evde 3 tane bekar duruyor. Ya bekar mı? Ya günübirlik götürüp getirirdin. İzin günü yok mu? Tamam. Götüreceğiz ben. Bunu zaten kaçtı. O gün kaçtı zaten bu. Ama bekarla ne alakası İzin var? İzin çıkacağım ben. O gün götüreceğim bunu. Bak gitmeseydin ben seni götürecektim. Götürecektim diyor. Abla. Selçuk'la anlaştırdık biz ona göre. Hani bunun hiç haberi olmadan götüreceğim ben bunu. Aslında sana sürpriz yapmayı planlamışlar. Ben yılbaşında ya çok durdu, gitti. Yalnız kaldım, en yabancı yerinde. Büyüttüğümden kaldım diye ağladım, yalan değil. Hı, çok üzüldün. Hı hı. Ben bunu elini tutayım göstereyim. Ha, elini tutmak istiyorsun. Yok, tutayım göstereyim ben bunu. Tutabilir, izin verir misin? Elini tutmak istiyormuş. Tamam. Elini verdi. Tamam, verdi. Oh. Tutar mısın elini eşinin? Senin resmi nikahlı eşin. Askerlik arkadaşının elini tutar gibi tutma yani. Askerlik arkadaşının elini tutar gibi tutuyor ya. Allah'ım ya. Fıcık abla elleri. Elleri kocaman mı? Fıcık. Fıcık elleri diyor, kocaman dedi. Bak telefon altında kim var? Sen bir alo der misin? Hadi alo. Alo. Kimsin sen? Şükran. Fatoş. Benim efendim. Efendim. Fatoş'un nasıl? Fatoş'um beni duyuyor musun? Duyuyorum. Bak canım ne de olsa eniştem iyi de kötü de her konuda yanında destek veriyor. Artık eniştemizi kırma, onunla beraber git. Ne olursa olsun o senin kocan. Ne olursa anlıyorsun olsun, hayır bak ne olursa olsun o senin kocana karşıyım. Hayır. Bazı istediği karşılıklı olarak herkes isteklerini söyleyecek. Evet. Kadın da evde mutlu olacak, erkek de evde mutlu olacak. Ne olursa ya, evet. Olsun öyle bir şey yok yani. Bak orada olmaz. Öyle deyince kankın kaçma ha. Söyledim tamam. Gidem Hanım öyle bir şey ki yani Allah razı olsun yine bak yanında duruyor, destek veriyor. Tabii o anlamda. Yani evet. Birleşsin artık, sizi de yordular. Sürekli bakıyorum.
Birleşsinler artık, yeter ya. Ben üzülüyorum burada. Oğlan üzülüyor. Benim kafam şişti valla. Kafan şişmesin. Didem Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz ilk gün seni buraya, çok sağ ol sevgili Şükrancığım. Biz seni burada bulduk, sonra gönderdik deseydik. Sen kim bilir tekrar İrfan'ın yanına gidecektin. Ve İrfan'ın gerçek yüzünü görmeyecektin. Bize gerçek yüzünü de korktuğun için anlatmayacaktın. Belki de Allah korusun başına kötü şeyler gelecekti. Biz onu gördüğümüz için sana yardımcı olmak istedik. Evet. Tamam mı? Ama oğluyla arasını da sen düzelteceksin Yunus. Onu düzeltirim abla, ne yapayım ona? Yapacak bir şey yok buna. Ablasına da gidip gelmesine izin vereceksin. Veririm ona abla, gitsin gelsin. Sen getirip götüreceksin, bilmiyor ki abla, hiçbir yeri ya. Abla çalışıyorum ben ya. İzin günün yok mu senin? Bir gün izinim var, pazar günü. Ne olacak? Günü. Pazar günü işte. Pazar günü götür getiririm onu ben ondan. Götür getir ya, ne olacak? Eşin için bazı şeyleri, fedakarlıklarda bulunacaksın yani. Tamam, yapacak bir şey yok. Ya da Şükrancığım sen alacaksın, kardeşini götüreceksin. Yani eşiyle gelsin, oğluyla gelsin. Gelsin, gelsin, tozsun geriye, eşinin evine, ocağına dönsün yani. Benim istediğim o. Ailen sana destek oldu mu hiç? Ailem mi? Ablan, abin. Abim İzmir'de olmadı. Şükran hiç sana destek oldu mu? Şükran ablamla bir yıldır konuşmuyorduk. Yeni gördüm burada. Neden konuşmadınız? Burada mı? Şimdi Selçuk yeni telefon alındı. Yunus'un üstündeymiş, onun başında yani. Neyse, bundan sonra herkes yaşadıklarından ders alsın da. Tamam mı? Ama Tunca Hanım bir şey söyleyecek sonra. Şunu söyleyeceğim. Aslında özellikle gözlerine bakmıyorsun Yunus'un. Çünkü gözlerine baksa o aşkı hepimiz gördük. Yani ben de gördüm. Bunu bozmayın. O sözleşmelerde de ben destek olayım. Tamam. Yarın da sizi İstanbul turuna çıkartacağım. İstanbul'u gezdireceğim. Öyle göndereceğim sizi. Tamam mı? Ay, mutsuz musun? Hayır. Suratın bir karış. Hayır, benim duruşum öyle. Ha, duruşun öyle. Hmm. Hadi bakalım, bir el ele çıkın. Sizi uğurluyorum. El ele çıkın ama. Şuradan. Ay, hadi bakalım. Mutlu olsunlar inşallah. Yarın da hiç İstanbul'u görmemiş, buraya dayıları varmış çocukken falan. Şimdi sevgili Kader'i çağıracağım. Sevgili Kader, biliyorsunuz annesini biliyor Gülhan'ı. Fakat biyolojik babasını arıyordu. Orada da bugün galiba... bazı sırlar çözülecek diye düşünüyorum. Önemli bilgilere ulaştık. Kader bir gelsin lütfen. Gel Kader'cim. Hoş geldin. Nasılsın? Biraz daha iyiyim. Sadece dünden dolayı. Moralim bozuldu. Annene mi kızdın? Anneme kızdım. Davranışlarına, benim davranışlarım. Bir de yorumları okudum. Annelerim falan sorgulamışlar. Senin mi anneliğini sorguluyor? Okuma lütfen, yorumlar kesin. Hayır, ben psikolojim bozuldu. Yani benim en yakınım bile benim anneliğimi sorgulamıyor. Ayrıca benim için madde kullanmış falan demişler. Kullanıyorum acaba diye sormuşlar. Yani ben madde kullanmıyorum ki, kullanmadım da. Ayrıca benim anneliğimi kimsenin sorgulamasını istemiyorum. Benim yaşadıklarımı kimse bilmiyor. Sadece anlasınlar ya. Yani anlamaya çalışın. Hani bana kötü yorum yapmak istiyorsunuz da kendi içinizde yapın. Bana o yorumu yazmayın. Ben hepsini okuyorum çünkü tek tek. Ve gerçekten çok üzüldüm, çok kırıldım. Yani ben 19 yıl boyunca beni tanımayan bir babamı aradım. Benim varlığımdan haberi varsa zaten ben var olup da beni hiç arayıp sormamış, hatta beni hala da istemeyen bir babayı ben istemem zaten. Ama bilmek istiyorum kim olduğunu. O yüzden buraya çıktım zaten. Önemli bilgilere ulaştık. Seni karşıya alalım lütfen. Bir hatırlatması hazır mı? Tamam, peki. Sonra annem birazdan canlı yayında olacak sevgili Kader. Peki annen sence... babanı korumak için mi babanın kim olduğunu söylemiyor? Yoksa seni korumak için mi babanın kim olduğunu söylüyor? Yok, ikisi de değil. Ben öyle düşünmüyorum o ikisini. O ses kasetlerini dinledim ben, kayıtlarını. Evet, ben ikisinin de öyle olduğunu düşünmüyorum. Ya isim soy isim veriyor. Halamın adına kadar da veriyor. Ama benim buraya çıkacağım tahmin etmiyordu. Ben İzmir'deyim diye biliyordu. Hı hı. Şey diye düşünüyorum. Babam benim varlığımdan da haberi var. Ve annem de bunu biliyor ve para aldığını düşünüyorum. Dün artık ona kanaat getirmeye çalıştım. Yani doğru mu onu da bilmiyorum ama o yönde düşüncelerim benim. Yani ama bana da yazık abla o konuda yani. Ben babamı arıyorum ki baba sevgisini istiyorum artık. Yani koruyucu halden ayrıldıktan sonra babamı çok aradım. Yani baba hissini. Aa, annem de bunu saklıyor, para aldığını diye düşünüyorum. Aa, gerçek babandan değil. Para alıyor söylememek için. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Gerçek mi değil mi bilemem ama. Sen ne zaman babanı aramaya karar verdin? 2021 yılında aramaya karar verdim dedim ya, nüfuslara baktık, yoktuk filan.
Öyle. Yani ne oldu? Hangi duygudan dolayı? Yani sonuçta ya 19 yaşındasın. Ben aileme verilemedim. Annem istemedi. Ben de annemi istemedim bir ara. Sonra dedim hocam dedim ben şeyde nüfusta benim kimliğimde dayım yazıyor. Dayıma bari verelim bakalım mı bir diye girdik. Onlar girebiliyor sosyal hizmetler. Baktık hiç kimse de yokum. Ondan sonra böyle bir konuya vardık. Sonra benim hocalarım falan annemi sıkıştırdı öğrenmek için. İyi anlamda. Onlar sonra söyledi ilk önce. Hı hı. Sonra çok sıkıştırdılar yalan isim falan diye sonra hep bana söyledi. Sonra ben çıktıktan sonra ben de sıkıştırdım falan öyle öğrendim. Bu kadar ama. Başka da bilgim olsa zaten buraya çıkmaz kendim aramaya çalışırdım. Annenin adı Gülhan değil mi? Hı hı. Annene konuşurken niye annene o ses kaydını Emine diye sesleniyorsun? Ha onun şu anki yanın yani sevgilisi olan eşi diye tanıttığı kişi ona Emine diye seslenir. Ben de oradan böyle anneanne diye seslendim. Duymada Emine deyince gene tepki veriyor. O yüzden Emine diye geçerim. Adı Gülhan değil mi? Gülhan ama onu eşi öyle söylüyor. O yüzden Emine diyoruz biz de. Çok nadir deriz. Her zaman demem. Şimdi konuşacağız. Bütün gerçekler her yerde geç ortaya çıkıyor. Bugün evet. de ortaya çıkacak. Neden böyle konuştuğumu anlayacaksın. Çok önemli bir tanık yayına bağlanacak ve bildiği her şeyi anlatacak. Hı-hı. Sen de öğreneceksin. Bu büyük bir üzerine yük olduğunu tahmin ediyorum. Ama Duygu'yu bir çağırayım. Duygu da seninle, o da 18 yaşında. O da evden kaçıyor mesela. Ve evet. ailesiyle bir arada olmak istemiyor. Hı-hı. Annesini görüyorsun sevgisini aslında. Senin annen herhalde sevginin yaptığının onda birini yapsa. Sen ne bileyim bilemedin yani. Peki Duygu bir gelsin lütfen. Dün yayın çıkışı neler olmuş neler. Ya, çok üzüldüm ben de. Gel Duygu. İyi misin? Dün niye onları yaptın ya? Neyse söyleyeceğim hepsinden haberdar olacaksınız hatta göstereceğim. Çok fazla üzüldüm gerçekten paylaşacağım sizlerle. İzninizle bir araya gidelim devam edelim. Yayın bitti. Duygu öyle şeyler yaptı ki. Ben için için ağlayayım. Ben de onun ucunu unuttum ben. Sen ben anlamıyorum. Duygu kaçtı. Annesi gitme diye yalvardı. Benim annem yok. Annem yok deyip durma. Sarılalım gidelim buradan. Gitmeyeceğim ben sana o evine gitmeyeceğim. Gülcan'la konuştu. Gülcan'la meşazlaştı. Olay görüntüler. Abla gel buraya. Bırak beni. Gel buraya. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Yayın bitti. Duygu öyle şeyler yaptı ki. Ben için için ağlayayım. Ben de onun ucunu unuttum ben. Sen ben anlamıyorum. Duygu kaçtı. Annesi gitme diye yalvardı. Benim annem yok. Annem yok deyip durma. Sarılalım gidelim buradan. Gitmeyeceğim ben sana o evine gitmeyeceğim. Gülcan'la konuştu. Gülcan'la meşazlaştı. Olay görüntüler. Abla gel buraya. Bırak beni. Tamam bırak beni. Gel buraya. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz yayına. Burada hiç ara vermeden devam edeceğim daha doğrusu. Daha öncesinde bir kısa ara verip tekrar bir araya gidiyorduk sevgili izleyiciler. Şimdi burada kesintisiz devam edeceğim. Birazdan Duygu da bizlerle birlikte olacak. Neden bu hareketleri yaptı? Biriyle mi görüştü? Biri onun üzerine baskı mı kuruyor? Annesinin yaptıklarından dolayı mı öfkeli? Ya Duygu ne yapacak? Gerçekten çok merak ediyorum yani. Neyse gelince ben kendisine soracağım ama şimdi Kader'le devam edeceğim. Sevgili Kader'cim sen Denizli'de yaşıyorsun ve bize dedin ki benim 4 aylık bir bebeğim var. Benim annem bana annelik yapmadı. Ben anne sevgisi görmedim. Babamı ne olur bana bulun. Biyolojik babamı bulmanızı istiyorum demiştin. Bize Ahmet Bey'in ismini söylemiştin. Ahmet Atgüden'in baban olduğunu iddia etmiştin. Annen ama ısrarla o kişinin işte senin baban olmadığını söylüyor. Annen bugün canlı yayında olacaktı annen Gülhan. Fakat şu anda annen canlı yayından kaçıyor.
ya da gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünerek mi kaçıyor bilmiyorum. Ama annenle ilgili bazı birçok şeyi öğrendim ben. Yani çok ilginç bir annen var, onu söyleyebilirim sadece. Çok ihbarlar geldi annenle ilgili, Gülhan'la ilgili. Ama onun şu anda bizim meseleyle ilgili olmadığı için onu çok açıklamayacağım. Ahmet Bey'le ilgili de bana çok bilgiler geldi. Onları da zamanı bir yere gelince açıklayacağım. Ama Ahmet Bey, Atkü'den iddia edildiği gibi senin baban mı değil mi? Şimdi o da şu anda kaçıyor ve DNA vermiyor. Çünkü bence DNA verirse... Yani ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Gerçekten ortaya çıkacak. Evet, ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Ahmet Bey'in senin baban olma ihtimali çok güçlü gibi duruyor. Çok güçlü. Ama annen neden Ahmet Bey'i koruyor? Hala çünkü Ahmet Bey buraya bağlandığında ben onun işte babası değilim. Annen önce onu tanıdığını yalanlamıştı. Sonra tanıştıkları ortaya çıktı. Orada da bir sırları var belli. Ama neden senin babanın Ahmet olduğunun ortaya çıkmasını istemiyor ikisi, anlamadım ben gerçekten. Ya bence para aldığını düşünüyorum, ben tekrar söyleyeyim. Yani bilin falan değil. O parayı koruduğunu düşünüyorum. Şimdi, para kesilmesinden. Ahmet Bey'e çok 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 yakın bir isim. Burayı aradı. Burayı aradı. Arkadaşlar bağlayacak mısınız? Tamam, hemen. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Çok sözü uzatmak istemiyorum. Söyle Pınar'cığım, dinliyorum ben seni. Tamam. Tamam, öyle yapalım. Evet tamam. Biraz bu bilgi birazdan yayında olacak ve kendisiyle konuşacağım. Ama senin annen bu kadar niye seni böyle babandan mahrum ediyor, bırakıyor? Para aldığı için, yani para alsa ne olur yani? Annem için, hayır, annem için para önemli bir şeydir, husustur yani. Ha, baban niye senin baban olduğunu ortaya çıkmasını istemiyor? Bence bir aile hayatı var ve aile hayatının bozulmasını istemiyorum ama gerçekten babamın eşi de bence söylemesi gerekiyor kıza yazık falan diye, ama yani kendi eşinde de sıkıntı olduğunu düşünüyorum babamın. Yani ben eşimin başka böyle bir meselesi olsa yani sonuçta o senin kızın derdim. Yani seni arıyor, görmüyor musun acılarını derdim. Yaralarını sarmaya ihtiyacı var, onu da sende istiyor. Hı-hı. Seni bulmak istiyor diye ben katılması için uğraşırdım. Hı-hı. Ki eşim de katılırdı öyle bir sıkıntısı olsa, öyle bir şey olsaydı. Niye saklıyor peki sence? Ya babam gerçekten beni istemediğini düşünüyorum eğer gerçek kızıysam, ki ben de gerçek babam olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim hatalarımı söylüyor da. Yani onun kızı değilsem ona ne? Hı hı. Onu söylemez. Ben bu kızımın babası değilim der geçer. Ama benim yurttaki hatalarımı söylüyor, koruyucu ailemi söylüyor ki koruyucu ailem benim dört dörtlük insandı. Yani ben onların yanına kendim ayrıldım. Hatalarım vardı diye, onlar şunu yanmasın biliyorum diye. Şunu biliyorum, Ahmet Bey kaçıyor, annen de kaçıyor. Evet. İki, Ahmet Bey önce DNA verecekti, DNA vermekten evet. Vazgeçti. Belki de annen etkili oldu, DNA vermedi. Öyle zaten. Ben çok... öyle olduğunu düşünüyorum. Annem dedi gerçekler ortaya çıkacak, verme. Ben şimdi babanın fotoğrafını vereceğim ben. Ama önce ne yapalım arkadaşlar, fotoğrafı? Tamam. Önce telefonda o kişi, çok yakındaki kişi konuşmaya karar vermiş. Onunla bir konuşalım. Arkasından babanın fotoğrafını vereceğim ben. Çok yakınında ve birçok şeyde tanıklık etmiş. Birçok şeyi de biliyor. Kimin yakını peki? Benim mi, babamın mı? Ben tamam. Babanın yakını değilim. Tamam. Babanın çok yakını. Çok net bir iddia ve çok net şeyler söyleyecek. Alo hanımefendi, hatta mısınız? Hattayım. Çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Seni çok öpüyorum Didem Hanım. Ay canım benim, çok teşekkür ederim. Ben de sizi öpüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bildiğiniz her şeyi Ahmet Bey'le Gülhan, yani annesi, Kader'in annesi, evet, tanışıyorlar mı? Şimdi hala ben konuşuyorlar biliyorum. Hala konuşuyorlar. Hala konuşuyorlar biliyorum ama onun baskısının altında Gülhan çok yalan söylüyor. Hiçbirisi doğru değil. Gülhan çok yalan söylüyor. Hiçbirisi doğru değil. Sen bildiklerini anlatır mısın lütfen? Şimdi bu Sarıgül vardı, Sürülük abinin yanında lokantada çalışıyordu Ahmet Atgülen. Evet. Bu oraya bulaşıkçılığı gelmiş. Daha önce tanıştılar mı bilmiyorum. Aha. Bunu oradan eve almış. Bir şey rica edebilir miyim bir tanem? Televizyon sesini kısarsan tekrar eko yapıyor o zaman. Bir televizyon sesini... Biraz daha televizyondan uzaya gidelim. Hadi onlar da kızsınlar aşkım benim. Hadi, çok önemli seni söyleyeceklerin çünkü. Yani Ahmet Bey 2001-2002. Evet. O sırada evli bir tane oğlu var. Eşi de tekstilde çalışıyor. Evet, oğlum yan bakıyorum. Aha. Baktık uzman. Evet, sen de onun oğluna baktın o zaman. Gülhan'la birlikte bir hanede, yani Kader'in annesiyle beraber bir şeyde
bir eğlence mekanı, öyle de bir yer değil de neyse bir bar gibi bir yerde bulaşıkçılık yaparken tanışıyorlar. Şimdi oğlunun yan baktığını demeyelim yine. Aha, peki. Ondan sonracığım bunu aldı geldi. İkisi gargocu, gargo dövüş. Sonra bu hamile kaldı. Bu hamileydi. Bu. Yani Ahmet Bey o sırada başka biriyle evli. Gülhan'ı kuma olarak mı getiriyor Kadir'in annesini? Evet, kuma olarak getirdi. Evet. Sonra? Ondan sonracığım bu işi gitmedi. Bu Gülhan çok zayıfı o zaman. Bu çok yalancıdır bu. Aa, çok yalan söyler öyle mi? Çok yalan söyler. Hiçbirisi doğru değil konu. Bunu bak gördüğüm zaman kadını böyle... Bu çocuk dünyaya gelecek oldu. Bunlar her şeyi hazırlamışlar. Çocuk esirgeme kurumunu her şeyine hazırlamışlar. Gülhan hastanede doğum yapmış ve kader dünyaya geliyor, doğru mu? Devlet hastanesinde doğum yaptı. Gülhan'la ben de çalışıyordum bir yerde. Tamam. O dedi ki 1,5 gün, bak 1,5 gün hep esirgeme kurumundan geldi onun giyimi geleceği. Hiç annesi bir şey almadı ona. Ondan sonracığım bu... ...gittik. Nuhusçu bunu sordu. Nuhusçu bunu sordu. Dedi ki... sen dedi bu çocuğun babasının ismi ne dedi? Tamam. Bunu dedi bilmiyorum, bu gayrimeşhur dedi. Gayrimeşhur değil dedi. Kaç kişiyle beraber oldun dedi. Söylemesi ayıptır. 10 kişiyle beraber oldum dedi. Bir dakika. 4 sene birlikte evlilik yaşıyorlar. Doğru mu? Önce onu sorayım. 4 sene. Doğru. 4 sene doğru. Ahmet Bey'le beraber yaşıyorlar. Doğru. Ahmet Bey evli ve kuma ve karısı da hatta istemiyor. Ama sonuçta İstemiyor. Çok da Ahmet Bey de diretince karısı da kabul ediyor. Yani şu andaki karısı da aslında şeyden haberdar. Gülhan'dan haberdar ve kaderden haberdar. Doğru evet, mu? Evet, haberdar. Tamam. Doğrudur. Sonrasında yani nüfus müdürlüğüne gidiyorlar ve diyorlar ki işte kaydettirecekler. Babası kim? Babasını hatırlamıyorum. 10 kişiyle birlikte oldum diyor. Sonra buna dayısının ismi konuyor. Mehmet. Niye soyadını bilmiyorum. Kim kim gittiniz? Sen gittin ablacığım değil mi? Ve şey gitti. Sen gittin. Gülhan gitti ve Ahmet. Üçünüz beraber oradasınız. Üçümüz dedik ben girdim. Nisin dedi. Ben komşusuyum dedim. Gülhan'a. Tamam. Şimdi kardeşim demedim. Komşusuyum dedim. Peki. Senin kaderin kadın olmamış dedim. Ben bu çocuğun ismini kader vereceğim dedim. İsmini sen koydun. İsmini ben koydum. Peki. Bembeyaz bir çocuk, sarı saçlı bir çocuğuydu bu. Sonra oradan Sulu Köprü'ye geldik. Sulu Köprü'de bu esirgeme kurumunun orada bir yeri var. Orada almaya geldi iki kız. İki kız geldi. Bu hiç ağlamadı. Hiç annesinin sütünü emmedi bu. Onun güzelliğine bak. Hiç emmedi. Ondan sonra dediler ki, bayan seni götüreceğiz. Hayır dedi. Ben Amadat Güzel'in çocuğuna bakıyorum dedi. Senin bu çocuğun değil mi dediler. Bak. Bu çocuk senin değil mi? Ha, bir dakika özür dilerim. Kaderi dünyaya getirmiş ama kendi kızına bakmak istemiyor. Bak, ben Ahmet'in oğluna bakacağım diyor. Ha, 1,5 günlük çocuk bu bak. Ben de ona bakacağım diyor. Hayır dedi orada iki kız. Annesi o. Seni dediler orada biz bir işçi yaparız. Ya çaycı yaparız ya temizlikçi yaparız. Bu çocuğun 6 ay anasık. Sütüne hakkı var dediler. Yani ayrılmaması için, bebeğinden ayrılmaması için onlar da kadınlar iş teklifinde bulundular. Evet, ben biraz kılı konuşuyorum ama kusura bakma, kalı konuşuyorum. Rica ederim, yok önemli olan bilgiler gayet de güzel anlatıyorsun, peki. Sonra dediler ki sen gidecek misin? Hayır dedim ben, benim ismim Cennet Akkuş'a, hani gir ismimi vermek için istemiyorum. Bunu arabaya bindirdiler. Kader'i aldılar. Tatlım benim bir şey rica edebilir miyim? İsmini verdin sen şimdi. Ben izin verirsen artık senin kim olduğunu açıklayayım mı? Söyleyeyim ya. Bugün açıklamam. Peki tamam. Kader'i söyleyin yalnız. Kader'i söyleyin. Üzülmesin o ya. Onun arkasında ben varım. Üzülmesin. Babası kabul etmez. Ben kabul ederim. Peki ben söyleyeyim de demin butona bastınız mı bilmiyorum ama ben butona basayım. Tamam yani. Adın soyadın ortaya çıktı tatlım benim. Söylemek zorundayım ben senin kim olduğunu. Bana söylemek zorunda kalma. Şimdi bizim oğlan beni şey der neyse, ya. Neyse tamam anlatan devam et bir tanem. Tamam devam et. Tamam. Bebeği bıraktıktan sonra 3 yıl Ahmet'le birlikte mi yaşadı? 4 yıl yaşadı. Tekstili gitti. 4 yıl. Çocuğunu kodu tekstili gitti bu. Bu çocuğuna bakmadı bu. Yani annesi de babası da yurda veriyorlar. İkisi de çocuğu istemiyor yani. İstemediler. İstemiyor. Bu istemedi bu. Bizimki de istemiyor. Ondan sonra bunu yurdu veriyorlar. Evet ayarlamışlar işlerine. Sonra yurdu veriyorlar. Özür dilerim de Gülhan neden kendi kızına bakmıyor da kum olarak gittiği kadının çocuğuna bakıyor. O evde evet, 4 yıl. Nasıl diyor? Nasıl? Ben de ona söylüyorum. Hani Ümit'e bakacağım diyor. Bak o çocuğa bakacağım. O Elzabı'nın çocuğuna bakacağım diyor. Diyor ki seni orada iş vereceğiz.
Sen kendi çocuğun bakacaksın. Bu çocuk anasının sütünü bir damla vermedi bu. Bir dakika, hani Gülhan sen Ahmet'i tanımıyordun? Ha canım benim. Yani bırakma, bir dakika, ben Gülhan'a sesleniyorum canım benim. Hani mecbur kalmıştın? Hani mecbur kalmıştın? Ahmet'i tanıyormuşsun, kuma olarak gitmişsin, kızını doğurmuşsun. Arkasından da kızı yurda vermişsin, sana demişler ki biz sana iş buluruz, 6 ay emzir çocuğunu demişsin, emzirmemişsin. Sen doğduğu andan itibaren çocuğa böyle öfkeliymişsin. Çok önemli bir tanığın söylediğine göre. Arkasından da Ahmet'in, yani kuma olarak gittiğin adamın çocuğuna bakmışsın, kendi çocuğuna bakmamışsın yani. Yani ben anladığım kadarıyla Ahmet'in DNA'dan iyi misin? Bir dakika, iyi değil. İyiyim. Ha? İyiyim. Yani Ahmet senin baban. Öyle anlaşılıyor. İyiyim, sıkıntı yok. Niye öyle sıktın? Ellerini falan sıktın. Yok, ellerim değil ya. Üzülünce hamileliğimden olmuş. Bacaklarım kasılıyor öyle. Sıkıntı yok, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Hanımefendi konuşmak ister misiniz? İsmini de siz koymuşsunuz. Kader ismini hanımefendi koymuş. Konuşurum. Konuş, konuş. Arkasındaki kim ses yönlendiriyor onu? Biri yanında kim var onu merak. Onu boş ver şimdi de. Sen hanımefendinin dedikleri. Benim ha? Evet. Benim söylüyorsun Kader. Hı hı, evet. Benim arkamda hiçbir şey yok. Allah'ım var kızım. Tamam. Allah'ım var benim. Yok, o anlamda söylemedim. Bir ses geldi de biri senin kulağına konuştu, onu söylüyor. Hayır, benim oğlan geldi şimdi. İşler odun mu pişirecek? İsmini bana söyleyecek misiniz? Sonra söyleyeceğim ben sana. Kurumda bir tane... yanlış anlamadıysam o isimde biri vardı, o ablam. Babanın çok yakını ya, babanın akrabası. Ahmet Bey'in akrabası. Canım benim. Canım benim. Heh. Üzülüyor musun kadere? Çok. Ben eve girmedim 3 gündür ya. 3 gündür eve girmedim ben ya. Vallahi helal olsun, vicdanlısın. Senin bu Ahmet akraban konuşmuyor yani. Vallahi helal olsun. O hangi kısmı? Hangi şu da? Sabahlar oldu beni. Ne dedi? Ahmet seni mi aradı? Hayır, senin spikerler. Ha, evet. Onlar aradılar, dediler ki senin konuşun aynı kaderi bizler dediler. Kaş göz dediler. Kader sana mı benziyor? Düşünün. Kader sana mı benziyor? Beni benziyor, yeğenlerine benziyor, kuzenlerine benziyor. Evet, hep benziyor. Benziyor, konuşması aynı biz, hızlı hızlı. Hızlı hızlı, konuşması da. Niye saklıyor Ahmet de Gülhan da? Ben de bilmedim. Gülhan çok yalan söylüyor. Gülhan Ahmet'in bahçesinin altında. Bak. Ya, kimin evinde doğum etti onu söyleyeyim. Kimin evinde yaptı doğumu? Emniyetin yaptı. Ha, bir evde doğum yaptı yani. O arada doğum yaptı. Çocuğuna 1,5 günlük uyku bozu geldi. Hastanede dedi ama. İşte annenin birçok şeyi hastanede söylediği yaptı. Şeyin yalan olduğunu söylüyor. Hastanede yaptın Gülüm, hastanede oldum ama sen annen sütünü bir yudum içmedin Kader, içmedin. Ha, kendi sütünü niye vermiyor çocuğa, ben onu anlamadım. Niye bu kadar nefret ediyor? Ağlamadı ki bu. Bu hiç ağlamadı. Hiç ağlamadı bu. Böyle başlarına geçirdi, bir kırmızı başlarına geçirdi yaptı bu. Ha, ağlamadı bu. Seni sevenler var ama merak etme Kader. Senin harfin değil mi, merak etme. Onun kim olduğunu söyleyeceğim, senin çok yakının. benim eşim tavuk edildiği kadar onu ilk gün arardım. Gel kızım diye. Peki sor. Anlamadım. Sen sor. Anlamadım abla, bir daha söyler misin? Benim eşim olsaydı sana ilk gün arardı kızım oradan. Gel kızım, ben senin buyum diye. Ama eşimi öldü benim, 8 sene oldu. Peki Ahmet niye kaçıyor şu anda, babasıyım niye demiyor? Kaçıyor. Niye kaçıyor? Neden deneyim almıyorsunuz bundan? Değmeyin. Bak, kabuk konuşuyorum. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Yok, kabuk konuşuyorum. Hayır, sonuçta senin çok yakının yani. Dün dedim ki benim numaraya kaderi verin, kaderin numarasını bana verin dedim. Hayır dediler senin spikerle. Vermeyin dedim. Hayır. Hı? Veririm ben. Önce biz bir her şey çok %100 ortaya çıksın. Bence %100 de öyle olduğunu düşünüyorum. Ya evet. Peki ben hala şey anlamıyorum ya hanımefendi, siz Ahmet'in çok yakınındasınız. Bu ilişki devam ederken de yani şimdi sonuçta Ahmet'in çekinebileceği bir şey yok. Şimdi kaderin varlığından Ahmet'in şu anki eşinin haberi yok muydu? Vardı. Var, hepsinin haberi var. Hanımının da var, çocuklarının da var, hepsinin de var. Ya hepsi var. Babalarının daha öncesinde bir yani Gülhan'la olan birlikteliğinden bir ablaları olduğunu biliyorlar yani. Biliyorlar ya, biliyorlar. Niye o zaman ulaşmıyorlar, niye konuşmuyorlar? Dedim mi o gün oğlana, ara dedim ben, ara. Ara onu oradan, indirelim o çocuğu oradan.
Şimdi benim bir akrabam daha bağlanacak. Bağlansın tabii. Bağlanacak. Onun için bu siz niye yapmadınız? Dün gelecekler dedi, gelmediler dedi. Babanı görmeye hazır mısın Kader? Ha? Hazır mısın? Arkadaşlar hazırladınız mı? Bir Pınar buraya bak. Hazırladınız mı? Babanın fotoğrafını... Ben şu an ekrana vermeyeceğim ama babanın fotoğrafını ekran LED'e vereceğim. Hazır mısın görmeye? Hı? Yani baban seni bence bir şeylerden korkuyor ya da annen onu korkutuyor. Bilmiyorum ki annen sana karşı bu kadar öfkesi neden? Kendi çocuğuna da bakmıyor iddiaya göre. Bir nedeni olması lazım Kader. Sen de 4 aylık bebeğin var ya aşkım benim. Bir neden olması lazım. Hiçbir açıklaması yok. İnsan kendi evladına bakmayacak, emzirmeyecek. Sonra da verecek arkasına kuma olarak gittiği kadının çocuğuna bakacak, kendi çocuğunu verecek. Ya bunun bir, bu doğruysa bunun bir açıklaması olması lazım ve mantıklı bir açıklaması olması lazım. Sen onu hiçbir şey yapmamışsın ki o zaman yeni doğmuşsun, 1,5 günlük bebeksin ya. Hadi verin arkadaşlar LED'e Kader'in babasına. Bu adam senin baba. Kader 18 yıl sonra gerçekler ortaya çıkıyor. Ne oldu bir tane? Tamam arkadaşlar istemiyorum. Tamam tamam ellemeyin tamam. Ne düşünüyorsun? Hayır istemiyorum istemiyorum. Ne düşünüyorsun bebeğim? Benziyor musun? Evet, benziyorsun. Benzemiyorum abla. Biraz yani. Hayır, ben ne anneme ne babama benziyorum, istemiyorum. Ya, gene inanmaya çalıştım ya. Beni istemediğini düşündüm, annemin istediğini düşündüm. Çok inanmak için uğraştım, yemin ederim çok uğraştım. Bu fotoğrafı şu anda sevgili izleyiciler Instagram'a da koyuyoruz. Oradan ama da bakabilirsiniz. Ama annemin de beni istemediğinden önce daha da çok şey olmuş. Annen halbuki seni istediğini söylemiş. Hep öyle söyledi. Niye o zaman beni koruyucu aileden almak için uğraştı? Belki pişman olmuştu. Ben onun yüzünden bu kadar boşluğa düştüm. Koruyucu ailemden daha ayrılmazdım. Hata yapmazdım. Niye madem sevmedi de benim her ay görmek, 2-3 ayda bir görmek istedi. Ne yaptım ben bunlar abla? Madem böyle bir acı, hayatının acısını yaşatacaklar, niye beni doğurdular? Çok haklısın. Yanlarındaki kim? Torunları. Şu an ya, hayır, çocukları. Kardeşlerin. Ne yaptım ya ben bunlara? Bu saatten sonra beni isteseler ben zaten gitmem ki. Dur bakalım yemin ya. Ederim git. Ben istemem zaten bu saatten sonra ama ben gerçekten ikisini de hakkımı helal etmiyorum inşallah. Telefondaki kişi senin çok yakının ya. Babanın akrabası. Yemin ederim benden bak ölüm döşeğinde olsunlar. Ben her zaman bunu annem için söylüyorum. Şu an babam için de söylüyorum. Anne baba demeyi de çok utanıyorum ayrıca. Benden bir bardak su istesinler, iyi olacağım desinler. Ben yemin ederim geçer kendim içerim o suyu, bir damla bile vermem. Ben böyle bir şey düşünmedim. Ahmet Beyciğim. Tanımıyorum demişti Gülhan seni, sen tanıdığını söylemiştin. Sonra tanıştığınız ortaya çıktı. Bak telefondaki kişi senin çok yakının, kanın canın. Tamam canım benim. Allah razı olsun kim bağlandıysa yemin ederim. Senin çok yakının ya. Ya o izin verirse ben kim olduğunu söyleyeceğim de. Çok teşekkür ederim kimse yani. Ya niye korkuyorsun bir tanem ya? Söyleyeyim ben senin ben kim olduğunu. Ben istiyorum ya. Ben istiyorum. Köyü getireceğim o çocuğu ya. Ben ama Deniz'i arayacağım söyleyeyim. Hocam. Ben söyle senin kim olduğunu. Kusura bakma söyleyeceğim yani. Evet. Hayır söyleme Ökür'de bir yol. Bugün söyleme. Ne zaman söyleyeyim? Niye söyleyeyim? Çocuk çok üzüldü ya. Çok üzüldü. Evet çok üzüldü. Senin kim olduğunu bilsin biraz mutlu olsun. İzin ver kim olduğunu. İzin ver. Ne diyor ki? Ha ne diyor? Oğlum ne diyor oğlum? Bir şey mi söylüyor? Söylesene de ismini söylesene ne diyor? Söyle evet ben söyleyeyim ya. Söyle izin. Söylüyorum aşkım. Söylüyorum. Söyle. Hadi. Söyle. Halan cennet.
Ben halan. Bak ne annen sana sahip çıktı ne baban. Ben halalarımı çok severim ya. Ben de koruyucu halamı çok severdim. Ya düşün halam bir konuşayım. Hala olarak arka halan olduğunu biliyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben babamın bağlanmasını beklerken, beni böyle anlatmasını beklerken hala gerçekten çok teşekkür ederim. Ben böyle bir şey beklemiyordum. En azından sevileceğim... Bak kuzenin de dedi. Ya söylesene anne diyor ismini. Çok tatlı o da. Cennet Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olasın ya. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öperim onun yanaklarından. Ağlamasın. Üzülmesin. Üzülmesin. Annem o bir anne değil o. Annem bile sevmemiş ya. Annem bile sevmemiş. Halam bana şu an şey yapıyor. Gerçekten çok kötü bir durum. Yemin ben 3 gündür ağladım. Hayır ben böyle bir şey beklemiyordum. Yemin ederim beklemiyordum. Ya ölüm tehdidi aldığını bile düşünmek istedim. Hayır kızım. Hayır kızım. Arkandayım kızım. Hayır kızım. Ya anladım da kardeşin Ahmet niye peki bu çocuğuna sahip çıkmıyor Cennet Hanımcığım? Ben onu şimdi kimin baskısının altında bilemiyorum. İkisi de yalan söylüyor. Bak ikisi de yalan söylüyor. Onun için. Hatta şunu dedi ki ben dedi Gülhan dedi ki ben dedi açıklayamam onun babası Ahmet değil ben işte Ahmet'in böyle yasa dışı işler yaptığını dolayısıyla ben kızımı korumak için söylemiyorum babasını dedi. Dediğim ilk şey bu. Evet karanlık bir adam dedi yani evet. Dediğim ilk hesaptaki adam. Evet, ben buna baktım. Evet o kişi senin babanmış. Herkes bunu söyledi baktım. Eşim de çok benzediğimi söyledi. Ben de benzetmiştim ama böyle bir şey olduğu için artık hiçbirine benzemediğimi düşünüyorum. Yani beni tipim benziyorsun sen bine. Bak bana benziyorsun halan diyor ki. Tipim benzese bile ben onların huyundan, suyundan, kanından, canından değilim saatten sonra. Sen beni benziyorsun. Gelsinler kızımsın desinler, onu desinler, bu desinler. Ya şunu merak ediyor Cennet Hanımcığım, beni neden istemediler diye neden soruyor. Neden istemediler ben gerçekten çok merak ediyorum. Ağlamıyormuş şundan. Ben ona bilmiyorum. Ben ondan sonra küstüm onlarla, küstüm. Bilmiyorum şimdi. Neden bana hiç ulaşmamış? Hala, sen niye bana hiç ulaşmadın hala? Çok aradım. Ama şeyden girdim, annen soy isminden girdim. Gülhan Altınok, bilemedim soy ismini. Evet oydu zaten, benim resmiyette soyadım oydu. Ama çıkmıyor kızım. Hesaplarım çıkmıyor. Öyle değildi benim, Koruyucu Ali'deyken ben Koruyucu Ali mi soyadını hep kullandım, Kader Çoban'ım ben diye. Bak dünden beri gelince... arıyorum. Bir şey söyleyeyim abi, bile. Ben senin şu kardeşine sesleneyim de. Ahmet Beyciğim, ya canım benim ya, bak ablan diyor ki o benim yeğenim diyor. Çıkıyor milyonların önünde, yeğenine sen sahip çıkmıyorsun, o sahip çıkıyor. Ya biraz vicdanın varsa. Ben ekrandan annemin fotoğrafını görmek istemiyorum. Ne babamı ne annemi görmek istemiyorum ekrandan. Valla annesini kaldırın ya. Ben kaldırın yani. Ama ben Ahmet Bey'i anlamıyorum ya. Ahmet Bey baskı altında mısın? Bak, ya ben baskı altında oldum. Şey insan yani. Ama bu saatten sonra yemin ederim istemem. Ben benim varlığımdan peki, haberi olmayan bir baba istedim. Bir Cennet Hanım'a soralım. Cennet Hanımcığım şimdi eşinin adı neydi? Hanım galiba. Hanımın da haberi var kaderden. Gerçekten öbür dünyada çok çeksinler. Yani kaderden kimden korkuyor? Ahmet kimden korkuyor ki? Kabul etmiyor. Şimdi onu bilmiyorum. Konuşmuyorum onlarla. Bilemiyorum. Kaç yıldır konuşmuyorsun sen bu adamla? Bayağıdır konuşmuyorum ben bunlarla. Konuşmuyorum. Neden? Zaten eşim öldü benim. 8 sene oldu eşim Allah öldü. Allah rahmet eylesin bir tanem. Allah rahmet eylesin. Benim eşim çok istemişti yurdu gidelim de ya ben kıyamam dayanamam dedim. Dayanamam ben oraya gittim mi dedim. Bari koruyucu aile olarak onları alsaydı. Ya tamam ben koruyucu gördük. Ben koruyucu aileyim çok seviyorum eyvallah hala daha çok sevinirim arkalarında dururum onlar da benim arkamda durur ama yani kendi canımdan kanımdan biri koruyucu ailem olsaydı. Peki Cennet Hanımcığım bir şey teklifte bulunacağım. Şimdi senin kardeşin öyle ya da böyle bir nedeni ama ben gerçekten ben de kabul etmiyorum. Yani insanın evladı burada olacak ve diyecek ki yani ben DNA'dan kaçtığı gün kendisinden şüphelenmeye başladım. Açık ve net bir söyleyeyim. Karısının haberi var. Gülhan zaten biliyor. Karısı yani, da kendileri gibi o zaman. Ya gözünü seveyim sen onları utandır. Gel burada yeğenine ben sizi birlikte uğurlayayım. Seni buraya bekliyorum. Gelir misin Cennet Hanımcığım? Ana ben öküreyim nasıl geleyim? Benim malım maşadım çok şimdi ben öküreyim nasıl geleyim? Ben bir günlük her şeye bak kızı bak kader lütfen düşün. Gel ben bu zamana kadar gerçek ailemden kimseye sarılmadım. Bari sana sarılayım. Ay canım ya. Gerçekten kendi öz ailemden kimseye sarılmadım. Hep başkaları benim sevgi ihtiyacımı karşıladı. Evet kızım evet. Ben evet. Anneme sarılmadığım kadar eşimin kardeşine sarılıyorum. Evet, onun annen sarılmaz sarılıyorum. Ki sana. Annen sarılmaz ki sana. Annen bir yalancının teki. Yalancının teki.
Gülen Çelimtek'i kızım. Ne oldu Gülen Hanımcığım? Sen de sus pus oldun, kaçıyorsun. Bak, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu var. Ne oldu canım? Ha? Bu da mı yalan? Ha Gülhan? Amma nefret ediyorsun çocuğundan ya. Hiç ağlamamışım da. Neden nefret etti? Neden benim yerime onun oğluna baktı? Bir de teklifte bulunmuşlar. 6 ay bak. İş buluruz sana demişler. Ben gerçekten benim mantığım almıyor sevgili izleyiciler. Sizin mantığınız alıyor Koruyucu mu ya? Koruyucu ailemi hep kötülemişti. Hep onların kuyusuna kazdı. Hep onlara iftira atmıştı. Onun bana yapmadıklarının hepsini onlar yaptı. Kurumdakiler yaptı. Herkesi kötüledi. Çünkü bana sahip çıkan herkesi kötüledi. Hep iftiralar attı. Peki senin Ahmet kardeşin hiç yurda kuruma gidip şey yaptı mı? Hiç gördü mü çocuğunu? Onları bilmiyorum şimdi. Ne dedim? Küstüm dedim. Onları bilmiyorum şimdi. Gelecek misin hala? Ben şimdi nasıl geleyim halam? Şimdi benim söylemesi ayıp. İneklerim var, sığırlarım var. Gel. Oğlun varmış, kuzenim varmış. O baksa olmaz mı? Biz organizasyonu yapalım, halledelim. Sen ailenden birine, kanından, canından birine... Numarasını alabilir miyim? Önce bizi bir bakalım. Her şey bizim kontrolümüze gitsin. Seni korumak adına bunu yapıyoruz. Tamam mı? Gel bana sarıl ya. Tatlı bir halan var, neşeli bir halan var. Bence şanslısın. Halalar da boş ver sen anneyi babayı. Yani bence bilemiyorum ama... İnsan biraz üzülür ya. Ahmet Bey izleyip seviniyor musun? Ha? Normalde senin sarılman lazım çocuğuna. Yazık, günah değil mi buna ya? Gerçekten ben inanamıyorum aşkım benim. Böyle sen bir şey git... hayal etmedim. Gerçekten ama hayal etmedim. Sen git bir evladını güzelce bir sarıl. Onu öp benim için de. Otele gidebilir miyim orada? Getirmedim. Tabii ki, tabii ki. Tabii. Seni uğurlayacağız şimdi. Daha doğrusu sonra seni teyzenle, pardon, halanla buluşturacağız. Cennet Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir insanmışsın sen. Seni de buraya bekliyorum inşallah. Bu kez de Duygu'yu çok merak ettiğinizi de biliyorum. Hatta Kader de dedi ki Duygu nerede dedi. Duygu yayından çıktıktan sonra burada olaylar, acayip acayip olaylar çıktı. Ya niye böyle bunları yapıyor? Niye bu kadar fevri hareketler gösteriyor? Duygu da daha 18 yaşında. Yani sevgili Kader annesine babasına hasretlikten yanlış tutuşmuş. Annesi de Duygu'ya diyor ki kurban olurum diyor, sevgi gösterisinde bulunuyor. Neler yapıyor kadıncağız? O da onu itiyor yani. Yani bu arada yayın çıkışında neler yaptıklarını şimdi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de koydum. Ama şimdi birazdan ekranda da hepsini, tamamını da ekranda yayınlayacağım. Gelir misin Duygucuğum? Kaderin yaşadıklarını duyunca biraz ders çıkartıyor musun? Otur bakalım yani. Kızcağız annesinden, kanından, canından birine sarılmak için neler yapıyor? Annen sana sarılıyor, itiyorsun. Ya annen... benim annem bu değil. Ne demek senin annen bu değil ya? Değil. Sevgi, gelir misin tatlım? Allah Allah ya. Yalan söylüyorsun. Gülcan'dan tık tık meşaslaştın, kaçmaya gittin. Gel bebeğim. Ben anneyim. Vallahi bak. Gururla da söylüyor. Hataları var. Olabilir dedim hanım hatalarım. Herkesin bir hatası var yani. Kızımın hatası yok mu zannediyorsunuz? Kızımın da hataları vardır. Duygu niye meşazlaştın da kudurdun? Gülcan değil. Ya sus ya Duygu ya. Meşazlaştın. Gösterebilir mi yani meşazları? Tamam da o Gülcan'ın tanıdığıdır kesinlikle. Kesinlikle. Tanıdığı da değil. Buralı zaten Ankaralı değil. Nereli? Ya ben vallahi yemin yani ederim ki... Birinin etkisi altında kaldığını, o yüzden tabii de annene tepki gösterdiğini düşünüyor anne. Kalıyor. Her ben şey ismi söyleyebilir miyim? Siz kızacaksınız ama biliyorum. Yok, niye kızacağım ya, söyle. Gel söyle. Tebrik ediyorum seni. Niye kaçmak istedin kızım? Yok yok, başka bir, ben kim olduğunu öğrendim. Tebrik ediyorum seni. Bu mu yani? Didem ama sinirlendim ya. Siz biliyor musunuz kim olduğunu? Bilmiyorsunuz değil mi?
Didem Hanım ne dedi bu biliyor musun? Ben bunların konuşmasını tek 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 beynimde kurcalıyorum. Anne dedi, sana dedi, kardeşler abime dedi, evden dedi birisine dedi, bir şey olursa dedi ben yaşayamam, ölürüm dedi. Niye öyle dedin bana? Sebebi neydi kızım? Onlar tilki, ben aslanım, bunu unutma. Vallahi. Niye öyle dedin bana? Ne dedim, bir daha söylenmez, sinirden dinlemedim ya. Ya anne dedi, abime dedi, sana dedi, kardeşlerime dedi, bir şey olursa dedi, ben dedi yaşayamam, ölürüm dedi. Allah Allah. Bu cümle ne demek ya? Dedin. Ne zaman dedin? Bir sene falan oluyor. Arkadaşlar, annesinin dedikleri çok önemli bilgiler söylüyor. Bir sene önce, yani buradaki konuşulanları KJ'ye taşır mısınız lütfen? Bir sene ezeli dedin. Bir seneden fazladır onları tanıdıkların da. Niye öyle dedin? Eğer Duygu... Anneleri kurtar kızım. O insan o acıyı unutamaz. Anneleri kurtar. Siz cahilsiniz bak, anlamıyorsunuz. Anneleri kurtar. Ne uyku uyuyorsun, ne bir şey yapıyorsun dedim adım ya. Beyza bile dedi, anne sen dedi, niye uyumuyorsun ya dedi. Uyumuyor anne, biliyor musun? Niye uyumuyorsun dedi. Vallahi dedi, bak Beyza, bak buraya gelmeden ezeli Beyza dedi bunu. Anlatacaksın hepsini, niye kaçtın? Niye fevri hareketler yaptın? Birazdan o görüntü ekranlara getireceğim ama bir bölümünü şu anda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram'da yayınladım. Tamamını ekranda yayınlayacağım. Sen annene o hareketleri dün neden yaptın? Annem ayaklarıma kapanacak bir anne değil. Yemin çok ederim, pardon, değil. Annen niye senin ayaklarına kapansın? Kapanmadım ki ne? Tamam, gitme diye. Hep babam diyorsun. Niye hiç annem demiyor? Hep babam diyorsun. Bak farkındaysan. Babam dedim önce gözlerinden yaşlar süzülüyor. Niye annem dedim önce yaşlar süzülmüyor? Ne yaptım ben o kadar sana? Babam diyorsun. Ya tırnağın ucunu attım seni akşam. Yüzün uyanmasın diye tırnağın ucunu. Ben uyumuyorum ki. Ben mesela telefonda otelle akrabalarıyla da konuşuyor. Uyuyor gibi yapıyorum ama uyumuyorum. Hepsini dinliyorum. Arkamda tutuyorlar güzelce. Ya Duygu, atmıyorum seni arkandan. Bak burada aileme de söylüyorum. Duygu'yu ne olursun aramayın. Ve destek verin. Telefonda bunu ailesiyle konuştum. Grup beni eklediler. Ben de dinleme. Dinleme, niye dinliyor? Gayet güzelce arkamdan konuştular. Dinleme. Dinleme kimseyi. Ben senin yanındaysam tamam. Tamam, iş bitti o zaman. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gitmek istiyor. Sen de Fadime gibi yarım işe mi girmek istiyorsun? Bu mu yani? Ya ben alıştım ya zaten, burada hayatım sıkıntı yok. Ha, tamam ama ben sana güvenmiyorum ki. Ben güvendiğim insanlarla çalışırım. Güvenmediğim insanları yanımda tutmam ben. Didem Hanım, bana güvenir misiniz? Yani. Bana güvenir misiniz? Ben sana güvendim ya. Ya? Ya ama, çalışıyordu mu? Yok, çocuklarım var. Ben iş ve işçi bulma kurumu değilim yani. Sana güvenmememin bir nedeni var. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Meşazlaştı. Ya şifreli meşazlaşıyorsun. Ben meşazlaştığı kişiyi biliyorum. Onunla alakası bile yok. Ya keşke Gülcan olsa, öyle söyleyeyim yani. Duygu, Hüseyin Ravan kim? Okul arkadaşım. Burada niye soy ismini söylüyorsun ki şimdi? Soy ismini kapatıversinler. Hüseyin kim? Okul arkadaşım. Ortaokul, ilkokul arkadaşım. Bir de Duygu, sen yurttan niye her cumartesi evcildiğin çıktın da eve ya gelmedin? Ya ne evcisi ya? Evcil çıkmışsın ya bizzat. Ya bak, sen onu bilmiyorsun. Bak, çarşı izni. Yok, okumam yazmam var. Yatma izni çıkmışsın kızım ya. Bir kere çıktım. O olayı da biliyorsun. Yok değil. Ben her hafta listeye baktım. Benim okuma yazmam var dedim hanım. Listeye baktım, her hafta çıkmış. Nereye gittin? Nerede ya? Nerede yatıp kalktın? Yatılı nereye Gülcan'da, gittin? Nerede yatıp? Gülcan'da. Oğlum bak, Gülcan. Ben o zaman Gülcan'la konuşmuyordum bak. Ya Gülcan'ı iyi söylemiyorlar ya. Gülcan ne iş yapıyor? Gülcan ne iş yapıyor? Garsonlukta çalışıyordum. Nerede garson olarak çalışıyordu? Onu bilmiyorum. Nasıl bir mekanda? Ne bilmiyorsun kız? Onda da durdun ya, onun yanında da. Nasıl bir mekanda garson olarak çalışıyordu? Kafe, pide. Pidecide. Her şeyi biliyor, anlatmıyor.
Gülcan deyip tutacakmışsın. Neden vazgeçti? Yok, biz de vazgeçmedik. Öyle demişsin. Ev tutucu. Sonra Gülcan'la sürekli gezmişsin, tozmuşsun. Gülcan evden Adem'in yanına gitmiş. Sevgilisinin yanına. Sevgilisi değil. Dostu. Kim? Ne diyeyim? Hangi sıfatı kullanayım? Dostu. Ailesinin akrabası. Hayır, öyle aile akrabası olmaz ki. Ben akraba mı görmedim? Ben akrabayı çok gördüm. İnanılmaz Ketum'sun ya. Sen nasıl bir çevrenin içindesin ki hiçbir şey söylemiyorsun onlarla ilgili ya? Bunlar çubukta seni tehdit mi ediyorlar? Ediyorlar. Tehdit edecek bir durum yok ki. Niye öyle dedin bana bir sene ezeli? Ya bir sene ezeli bak, ben bir sene ezeli değil. Şu an ben sizi istiyor mu? İsteyeceksin. İstemiyorum. İsteyeceksin. İsteyeceksin. Sen razı olmadan ben hiçbir yere de gitmiyorum. Gitmeyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Hiç konuşacağım. Çünkü onlar sağlam ayakkabı değil, çetiymiş. Ha, çete. Didem Hanım. Kendi kendine vuruyor. İyi çetiymiş hem de. Didem abla. Benim okul arkadaşlarım vardı. İlkokul, ortaokul. Ortaokul 8. sınıf, 7. sınıf. Köyde... Oradaki adamlar da mı sağlam ayakkabı değildi? Yok, ben oradaki adamlara bir şey demiyorum. Köydeki arkadaşlarının kötü kelimeler kullanıyorlardı. Aynen, annem, hepsi, baba. İkisi de aynıydı yani. Sonra şey, liseye geçtim. Şu şöyle bir şöyle şöyle arkadaşım var. İyi bir arkadaş. Yalansa yalandı. İyi oynuyor. Oynarım ben, çok güzel oynarım. Oyunu da iyi yaptın. Kelimelerle de iyi oynuyor. Aynen. Sen bu değilsin bak. Bu değilsin. Bak, bak benim oynuyorum. Gördüğüm... Bak ben anneleri kurtarmaya çalışıyorum. Duygu tamam kurtar. Ben bak gördüm eski annem. Yok karşımda. Yok. Ha? Bak. Beni birinci, ilk kaçtığım günü, he? Tamam mı, kaçtın. Şeyde gir dedin, tam mı götürürken, dedin demedin mi? Tamam. Tamam, üç gün akküte bak, aldım. Bak benim imkanlarım yok orada. Tamam, ben anlatıyorum. Yerinde. Tamam, sus bir ben anlatıyorum. Üç gün akküte kaldım, anam baban aklımı çeldi, kendi köylerine götürdü. Geldin orada benim psikolojimi bozdun, o zaman kendime zarar vermeye... Bu sefer kartlarımı kırdın. Hakaretler yine etmeye başladın. Annenle babanla... etmedim ben. Bak annem de bağlanabilir. Ben hakaretinden annenle etmedim. Annenle babanla arkandan yine atıp tuttun. Yine tıkımı çıkarmadın. Ben orada bu sefer katlanamadım. Yine gittim orada. Önce sevmiyor muydum? Sevmiyor ya muydum? Sen istiyordun, veriyordun. Ben sus yaşında sus olsun diye istiyorum. Tamam sus be. Seviyor muydun, belki. Sevmiyor muydum kuzenim ilk önceden? Seviyordun bizim. Ne dedi? Tamam, vermiyordu. Sen niye aileyi katıyorsun? Bak! Hebire bire. Ailemi niye katıyorsun hebire bire? Doğruları söyle. Sana ailen ne dedi? Aile ne dedi? Korkuttu, korkuttu. O zaman benim arkadaşım da seni korkuttu diyelim hadi. Korkuttu. Korkuttu. Sen boşuna mı çabalıyorsun? Çabalıyorum, boşuna çabalıyorum. Tazığı mı kaçıyorsun ya, canavarsın ya? Ben de tazığı aslanım. Tazığı mı kaçıyorum? Aslanım. Bak sen bu değilsin, bu değilsin. Bak, ben ayaklarına kapanacak annem değilsin. Kaçacağım be, tutacağım seni. Tutacağım. Bak ne dedim sana? Bak şeyden benim getirdim, şu an arkadaşlarım... Topi'den getirdim önce. Arkadaşlarım ne kötü dedi? Gitsen dedim, Almanya'ya gitsen yine bulurum seni. Bulursun. Duygu dedim. Gelir miyim? Mi? Gelmem. He, gelmezsin. Gelir miyim, gelmem. Bana zarar verecek insanın yanına gitmem ben. Ne zarar veriyorum ben sana ya? Bir tokat bile vurmadım sana ben orada. Vuramam diye, vuramam. Gel diye, geldin, gel diye, gel diye. Vurmadım. Gel diye vuramazsın zaten. Vuramazsın, gel diye, gel diye. Yanıma gel diye. İyi anne rolü oynuyorsun sen. Ne iyi anne rolü, Duygu? Ya otelde üç bak. Üç kere öldüydün bak ben, üç kere. Ne üç kere? Ben üç kere yanlışlıkla ölüyorum. Bunlar İspanyalamak için, İspanyalamak. Bacakları da titriyordu. Didem Hanım, bacaklarına sarıldım, bacakları da titriyordu. O anları yakaladım. Birazdan ekranlara getireceğim de aranızdaki meseleyi bir anlamaya çalışıyorum. Ya anneni sen önce gitmeyeceğim dedin. Sonra annenle beraber aynı evde kalmayı kabul ettin. Sonra ne bileyim, sürekli... düzelir sandım. Ben güvenemiyorum artık anneme. Yani sürekli Duygu... Ya ben sana bir şey demiyorum ki Duygu ya. Bak senin burada yaptıkların şey ek... Ya
diyorlar bak. Hayır öyle mi de ya? Hayır bir şey yok ya. Ya Didem abla gördüm ya. Yapmayın ya. Ama gördüm ya. Bile Duygu. İnanmıyorum. Sonra ben gördüm sonra sizler tatlı yapmayın. Yani şunu söyleyeyim. Annenin sana gösterdiği bir dakika. Annenin sana gösterdiği sevgi gösterisinin gerçek olmadığını düşünüyorsun. İnanmıyorum abla inanmıyorum. Ha, sevdiğini düşünmüyorsun. Düşünmüyorum abla bak benim annem. Ya o yanlış ya böyle bir şey yaptın mı başlık ya parası? Ya hayır ben başlık parası falan istemem çocuklarımdan Didem Hanım ya. Ya peki kaderin annesi anne öyle mi? Senin annen anne değil yani. Ha? Öyle mi? Keşke benim annem de öyle olsa. Gerçekten ha, rahat ya. Rahat gezeceydin. Aa. Kaderin annesi. Peki ne demek ya istiyorsun ya ben anlamadım. Ya. Hep niye? Ailemi karıştırıyor. Ya kaderin annesi. Ağır laflar söylüyor babasını bile söylüyor. Benim annem babam da ağır laflar söyledi. Ben hiçbirinde tınlamadım zaten. Benim annem. Ağzın iyi de değildi bak. Kelimeleri hiç iyi değil dikkat senin. Konuşmalarına da bana küfürler ediyor diye konuş lütfen. Bana küfürler edip de konuşuyordu zaten. Sen niye ona çocuğa öyle davranıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Seni sevmese buraya gelir mi ya? Amacı zaten annemin köy bak. Amacı ne annenin amacı ne? Ben şu an anneme dedim ki siz dediniz yani kararınıza niye vazgeçiyorsun diye. Annem diyor ki gel köyümüze gidelim köyümüze yaşayalım. Çünkü ben de diyorum ki. Senin ortamın değişmesi lazım. Senin ortamın. Köye geçince ortam değişecek mi ya? Ortam yok ki zaten. Var. Her ortamın neyse. Ortamın değişmesi tamam, lazım. Sus be sus. Sen kal burada. Tutsana. Tuttuk seni. Tutamadınız ki. Adam diyor telefonu alıp kıracaktım ben orada. Cebine. Şey yapıyorsun. Ne yapmamızı istedin senin için? Yapmadık biz. Ya biz sana ev bulduk, iş bulduk ama sana güvenmediğimiz için olsun. Söylemiyoruz ama biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çünkü ben senin ya o evde annenle değil Gülcan ya da Ayşe ile yaşayacağını düşündüğüm için söylemiyorum. Bakın Didem Hanım ben ev iş hiçbir şey talep etmiyorum bak gerçekten bak Duygu düzelenecek. Ben de istemiyorum. Hiç bir şey dedim mi? Talep ettim mi? Annen zaten bizim her şeyimiz var diyor. Ya senin değil ki onlar senin kocanın ya. Senin kocanın kocamın daha beş senin. Benim. Kocamın benim. Kocanın senin. Kocanın senin. Olmam. Dahi olmadı lan 18 yaşına kadar. Tamam olsun bundan sonra Duygu. Olsun. Bu olsun. Olaylar olduktan sonra ben bu olayları unutacağım mı sanıyorsun? Niye bu kadar öfkelisin ya? Seni anlamaya çalışıp sana yardımcı olmak isteyen insanlar var etrafında. Sen ne olursa mutlu olursun Duygu. Bundan belli yüzün gülmüyor. Bak ben de uyumadım seninle ben, beraber. Bak saat 7'ye kadar uyku falan uyumadım bak. 7'ye kadar. Ben de uyumadım Duygu, seninle beraber. Kaderin yaşadıklarını görmedin mi? Neler gördüm. Yaşamış sokaklarda kalmış biliyorum, nelerle. Biliyorum ben kader ablayı da dinledim. Yani. Neler yaşamış neler yani. Herkesin hayatına göre acılı bir hayat var zaten. Herkes evet bak herkes şey dört dörtlükte değil. Öyle bir şey de demedim zaten. Şimdi bir araya gideceğim o görüntüleri bahsettiği görüntüleri ekranlara getireceğim. Yani bence yani ben annen seni seviyor. Samimi olarak bunu düşünüyorum. Kader yani, ablaya sorsanız da şey anne şey kardeşim düştü. Ya özür dilerim başına ama. Başında falan durmuyor. Tamam. Kardeşimin kafası kanadı biraz. Bak kendi senin ardında gezeceğim diyin. Gezme. Ya peki, gerçekten akıl almaz görüntüler benim. Sevgili izleyiciler. Bir araya gidelim onlara göstereceğim hepsini. Bütün olduğu gibi göstereceğim. Bir ara lütfen. Yayın bitti. Duygu öyle şeyler yaptı ki. Ben için için ağlıyorum. Ben de onun ucunu öptüm bak. Sen beni anlamıyorsun. Duygu kaçtı. Annesi gitme diye yalvardı. Benim annem yok. Annem yok deyip durma. Sarılalım gidelim buradan. Gitmeyeceğim ben sana o evine gitmeyeceğim. Gülcan'la konuştu. Gülcan'la meşazlaştı. Olay görüntüler. Bırak beni.
Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Duygu'da inanılmaz bir öfke var. Bu öfke bir türlü azalmıyor. Çok şey yapıyoruz azaltmak için. Ya inanın birçok şey yapıyoruz. Burada hepsini ekranda söylemeyeyim ben. Şimdi burada Duygu'nun yanında da söylemek istemiyorum ama annesine ve ailesine karşı bitmeyen o kadar çok öfkesi var ki. Annesi de yani canım benim garibim ya, o kadar çok hatalar yaptığı farkında ama yani bu gariban annem var ya, aslında çok güçlü bir kadın ya. Ve ya problem şu, söyle aşkım, peki sen söyle önce ben. Bir şey diyeceğim ya. Hiç öfken azalmıyor ya, hiç öfken azalmıyor. Artık yemin ediyorum dayanamıyorum. Niye azalmıyor tatlım benim? İlk günü, ilk eve getirdiği günü böyle yapmadı annem ya. O kadar kötü davrandı ki. Duygu ben sana bak taksın içinde kurtuldum kızım, gitmediğin sarıldım sana ya. Sen beni seçmedin, gittin mi vahyurta durdun. Bak bir şey söyleyeceğim, şuran taş taş. Şuran taş. Hiç böyle yani hiç yumuşamıyorsun ya. Yumuşamıyor. Neden yumuşamıyor aşkım bilmiyorum benim ya? Madde yemin de... ediyorum dayanamıyorum artık ben. Neden bir tanem ya? Ya insan biraz olsun. Bak bunu ben ekran sadece burada konuşmuyorum. Şey kamera arkasında da bazı şeyleri söylemeye çalışıyorum. Yani elimden geldiğince. Ama yani hiç böyle hiç yumuşamıyorsun kurban olayım ya. Benim, yazık sana falan. Benim vallahi zararım sana kendime. Ama çok yazık sana ya. Çok akıllısın, çok güzelsin. Şahane bir ömrün olabilir, güzel bir hayatın olabilir. Bir orta yol bulunur. Ya bak biz zaman zaman tabii yani annenle aranın iyi olması için bir çaba sarf ediyoruz, mücadele veriyoruz. Bak doktora gidelim ikimiz. Ama şu de... bak yayın sonrası yani bir mesaj mı? Kimden geldiğini, kimle mesajlaştığını ben öğrendim de. Ya önce bir nolu VTR bir ekranlara gelsin. Ya Duygu gerçekten. Ya ne bileyim ya sevgili izleyiciler ya. Aynı anda Instagram'a da girdik görüntülere. Didem Arslan Yılmaz da Vazgeçme'de ve ekranlarda. Buyurun. Buyurun karar verin. Olmuyor. Ya. Olmuyor be ya. Vallahi olmuyor. Yani ben ne yapayım? Dolar demedim, bir için dedim sana. Bak için için ağlıyor. 3 dakika. 2 için ağlıyor. Yok o yaşına kadar. Aşkım şu parmağının ucunu öptüm ya. Kaç dakika? Şu parmağının ucunu öptüm bak. Aşkım parmağım ucunu öpmedi. Telefonumu kurcaladı. Sana ne söylersem söyleyeyim. Sen beni anlamıyorsun. Anneni bırakıp nereye gidiyorsun? Benim annem yok. Dur bak Duygu. Annem yok deyip durma sen. Şunları şerişen var. Sarılalım gidelim buradan. Gitmeyeceğim ben sana o evine gitmeyeceğim. Niye? Mikrofona yavaş yavaş mikrofonu kırıyor. Bak 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 bak. Gülcan'la konuştu. Gülcan'la meşazlaştı. Gülcan'la meşazlaşıyor. Duygu. Abla bırak beni. Duygu dur. Abla, bir sakinleş. Duygu bir sakinleş. Duygu. Duygu. Gel. Gel bir sakinleş. Abla bırak beni. Ben sokakta yatacağım bugün. Bırak. Bak. Abla bırakır mısın? Bırak. Tabii bir yandan gazetecilik görevini yapmaya çalışıyor arkadaşlarım. Çünkü anı belgelemeye çalışıyor ama bir yandan da seni sakinleştirmeye çalışıyor. Ama ben şunu anlamadım. O görüntüleri baştan itibaren okursanız arkadaşlar. İlk bir 30 saniye bir tekrar bir izleyelim mi? Orada bana söyledi neye sinirlendiğini. Siz de bir ekranda açıklayacağım onu ama. O anları bir daha ekranlara getirelim. Siz okuyun ben durduracağım. Okuyun Hacer. Olmuyor. Olmuyor be ya. Vallahi olmuyor. Yani ben ne yapayım? Dolar ben dedim, bir için dedim sana. Bak için. Bir dakika. Olmuyor derken ne diyorsun? Olmuyor derken sevgi? Yanıma gelmiyor. Onsuz olmuyor Didem Hanım. Ha, olmuyor derken sensiz yapamıyorum anlamında söylüyorsun. Tamam. Devam edelim. Sonra bir orada bir sohbet geçiyor. Ona sinirlenmiş çünkü. Devam edelim. Ağlıyor. 3 dakika. Bir için şey alıyor. Gel. Yok o yaşına. Ay canım şu parmağının ucunu öptüm ya.
Parmağın ucunu öptüm bak. Akşam parmağın ucunu öpmedi. Telefonumu kurcaladın. Bir saniye. Akşam parmağın ucunu öptüm. O da diyor ki telefonunu kurcaladın diyorsun. Yok, bu telefonunu kurcalamadım dedim hanım. Bir devamını okuyalım. Okuyalım arkadaşlar. Bak sana ne söylersem söyleyeyim. Sen beni anlamıyorsun. Ne oldu burada bu kadar sinirlendin? Ben telefonun kurcalamasını nefret ederim. O da gayet iyi biliyor. Telefonun kurcalanmış. Bak her şeye çok akıllıca davranıyor. Baktım resimlerine baktım dedi ama. Korktu mu? Kimle yazıştığına baktı. Yok, yazıştığına bakmadım. Sadece resimlere baktım. Ben nefret ederim. Evde de tepkimi de gayet iyi biliyor. Ben telefonun kurcalamasını nefret ederim. Ben mesela bak abim telefonu kurcalarken de diyorum bırak kurcalama demiyorum her zaman. Nefret ederim. Ama ben anneyim, kurcalarım. Yani, tabii artık belli bir yaşa gelmiş ama şunu söyleyeyim. Senin telefonunda annenin rahatsız olabileceği ne olabilir ki? Arkadaşlarımın fotoğraflarım vardı. Onlar. Onlar annen görürse sana hesap sorar diye mi korktun? Yok, hesap sormasına sıkıntı yok. Sormadım ki. Ben gösteririm bile. Görmüş zaten. O kimdi diye, şu kimdi diye, niye alkol falan içtin diye. Canım istedi 18 yaş. Zararlı biliyorsun. Fazla bir şey içmedi zaten 3 kere. Fotoğrafta da zaten 3 tane fotoğraf vardı. 3 veya 2. Ya fotoğrafları görüp seni sorgulamaya mı başladı annen? Hayır, sorgulamadı. Bir şey yapmadı ya. Ben nefret şey ederim sadece telefonun kurcalanmasından. Sorgulayamadım. Hiç sevmediğim şey. Vallahi mesela abim telefonu kurcalamaya kalkıyor. Bırak kurcalama diye ben bağırırım mesela. Bırak ya şu telefonu falan diye. Sorun. Sence ondan mı yoksa başka bir şey mi varsa? Bir mesaj geldi birinden. Yani bir mesaj falan var mıydı, bildirim? Mesajı görmedim. Görmek istedin, göremedin. Yapamıyorum ki ne? O şey sadece yok, resim. Yok, gayet iyi biliyorum. Dur bak, ben fızlı fızlı mesaj yazan kişi değilim. Sesini basarım, ses mesajı atarım çoğunlukla dedim hanım. Okumam yazmam var ama Duygu gibi tık tık yazamam. Yazamam ben. Devamında daha da korktuk. Bir de otelde şey diyordu sürekli, gel hadi evimize gidelim, gel hadi babanın yanına falan dönelim falan. Gitmek istemiyorum dedi, daha hala sürekli ısrar etmeye başlıyordu. Daha sonrasında maalesef daha da kötü olaylar yaşandı. Çok korkunç, gerçekten çok üzüldük. Ekibim, herkes sakinleştirmeye çalıştı. Biz haber bekliyoruz. O anlar maalesef çok üzücü anlardı. Bir ekranlarınıza gelsin. Yeah.
İnan tüylerim diken diken oldu. Burada eşime oğluma sesleniyorum. Ben bu kızımı aile desteği var. Desteği olması lazım. Ne olur. Yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum. Ramazan kurban olayım yavrum. Çaresizim. Sen de gidiyorsun ya Ramazan. O çaresizliğine de çok eminim gayet. Kimse anlayamaz bunu, çaresiz olan insan gerçekten anlayamaz. Gerçekten ben bittim, yoruldum, öldüğüm yerdeyim. Ne söyleyeceğim ya? Ki. Ya bir şey söyleyeceğim kızım, Allah aşkına çıldıracağım ya. Çok şanslı bir yerdesin. Bak, senin için çırpınan bir anne var. Lütfen görür müsün artık ya? Gör, 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 gör. Buraya acıdı, yüreğim acıdı ya. Bak, çikolata cidde babana ne dedim? Sen öldürdün, sen. Sen öldürdün benim kızım, daha 18 yaşında dedim ya. Peçete verir misin lütfen? 18 yaşında benim kızım dedim. Sen ölüyorsan öldürdüm. Çikolata mi gitmiş o, bu. O sen dedi kardeşim. Ya vallahi yemin ederim, bak yemin ederim Duygucuğum. Ya şuram yüreğim acıdı ya, kalbim acıdı. O nasıl çığlık? Yani burada sana, aksine hayatının dönüm noktasındasın ya. Vallahi hayatının dönüm noktasındasın ama ısrarla bu kalbindeki o buz var, oturmuş kalbinin ortasına, erimiyor ya. Ne kadar katısın. Hepimiz mahvolduk ya. Ayaklarına kapanıyor annen senin, diyorsun ki yalancıktan yapıyor diyorsun ya. İnanmıyorsun ya. Arabaya çarptıydı, ben de arabanın önüne çıktım Didem Hanım. Gitti kızım elden dedim. Daha oğlum sorun... biz oradayız. Herkes sana yardımcı olmaya çalışıyor, sakinleştirmeye çalışıyor. Ama bir yandan da ne olursa olsun belgelemek de zorundayız. Çok zor bir iş yapıyoruz biz, biliyor musun? Çok zor bir iş yapıyoruz. Öyle bir şey gazete. Bir yandan da gazete belgelemek zorundasın her anı. Çünkü her türlü şeyle karşı karşıya kalabilirsin. Her anı ben söylüyorum. Her anı belgeleyeceksiniz. Her anı çekeceksiniz. Bu benim istediğim bir şey. Tamam mı kızım? Senin hayatının yeniden dönüm noktasındasın. Sen sinirlendiğin yanına gelemiyorum ben senin. Vallahi bak, sinirlenmediğin. Biz mi dedik git ayağına kapan kızın? Korktu kadıncağız, biz korktuk. Ben onlar demedi, vallahi demedi. Yola mula atlamadın diye kapan. Şunu söylüyor, biz demişiz ki sevgili izleyiciler, Sevgi git kızın ayağına kapan. Yok, akıl edemedik, keşke deseydik. Demediler. Akıl edemedik, keşke deseydik yani. Yani yola atlamasın din, ayağından yapıştım. Herkes oraya toplasın. Ya senin hayatını kurtaracaksa ben de senin ayağının altında kapanayım yani. Ha kurtulacaksa. Mesele senin anlaman, idrak etmen ya. Bak vallahi bak, çiğ köfteci de böyle ya. Seni öldürdüm, benim kızım dedim, daha 18 yaşında dedim. Eşime, bak hayat arkadaşımı öl diyorum bak. Sen olmayacaksın, yarın kocaya gideceğim bak, ben onunla duracağım. Ama ben onu öldürüyorum, seni öldürmüyorum. Çünkü onu ben kuzlamadım, seni kuzladım. Ya yalvarıyorum sana. Ekmek yemiyor, su içilmiyor, ciğerin yanıyor Didem Hanım. Biliyorum, anlıyorum seni ya. İki dakika yatıyorsun, iki üç saat uyuyorsun, geri kalkıyorsun. Bu görüntülerin tamamını koyduk arkadaşlar. Instagram'a koydunuz mu? Ne yaptınız? Koymuşlar Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye. Ya bak, ben çok insan gördüm burada. Çok insanla karşılaştım. O meslekte karşılaşıyorsun. Muhabirlik yaptım, sokaklarda koştum. Neler gördüm, deprem bölgesine gittim. Çok şey yaşadım, çok şey gördüm. Deprem oldu. Tanem lütfen her... Ve ben annenin burada, ya annenin ama onun çaresizliğini, ya onun sana evdeki... karşı sevgisini görüyorum. Bak hatalar yapmış. Bak yapmıştırım bak. Yapmadım benim demiyor. Benim annem evdeki şunu diyordu. Zaten doyuramıyorum, kocanı bul da git. Doyuramıyorum filan demedim Duygu. Tamam, kocanı bul da git. Evden kaydın dedim, yoruyor beni dedim. Hareketlerim ben 18 yaşta niye evlendim ki? Tavalarım değişikti. Benim ailem varken 18 yaşta niye evlenmeyi tercih edeyim? Evlenebilirsin. Yani oku niye demiyorsun sen de? Oku, zaten diyorum, oku dedim zaten. Kazanamadı ki Didem Hanım.
Kazanamayınca da bir aile hayatın olsun demiş. Yani ama kötü bir şey demedim ama ki. Ama çözüm orada değil ki. Doyuramıyorum derken senin nasıl doyuramıyorum ne demek ya? Ben o doyuramıyorum konusunu ben asla katılmıyor. Çünkü ondan senin karnın doyuyor muydu peki? Kocan sana para veriyor muydu? Senin hayır. Karnın doyuyor muydu? Yok hayır. Oğlum var benim. Kocamı ne yapacağım ben dedim hanım. Ha? Oğlum çalışıyordu galiba. Şey sadece kardeşlerine ve anasına verir parayı. Benim oğlum çalışıyordu. Benim ihtiyacım yoktu galiba. Oğlum vardı. Sen de çalışıyorsun. Ben de çalışıyorum. Ramazan çalışıyordu yani. Ama senin eşin sence evle ilgileniyor muydu? Hayır. Alakası bile yoktu. Bilmiyorum ki bir sorun dedim hanım. Sen anlatacaksın bana. Ayşe'yle Gülcan'a Adem anlatmasını biliyor musun? Anlatsana. Sen anlatacaksın. Anlat kocanı. Hadi anlat. Anlatmam Didem. Sen de bir şeyleri kabul eder ve öz eleştiri yaparsan orta yolda buluşursunuz. Daha hala kocasının yanına dövme peşinde. Ben o yüzden istemiyorum. Daha ya hala... bak sen iyileşsen sana güvensem. Kameraya bakma. Seni orada izleseler boş ver ya. Seni, ne kamera kocandan korkuyor musun sen? Korkmuyorum. Kameraya bakma. Kızının gözlerine bak. Koca ne yaptı sana? Bir şey mi yaptı değil mi? Bu çocuk zaten senden şikayetçi değil. Babasından şikayetçi. Olabilir. Ben sadece annemin sözlerinden orada burada duyduğuyla bana ettiği hakaretle sadece onlara kırgınım. Ben anneme zararım yok yani. Benim sadece zararım kendime. Olur mu? Çünkü annene neler yapmışsın? Ayağını kapanı içiyorsun, çığlık atıyorsun. Nereye gidecektin? Çok özür dilerim. Sokakta duracaktın. Sokakta yaşayacaktın. Yaşayamam Duygu. Seni bırakacağım mı zannediyorsun? Sokakta nasıl yaşayacaktın ya? İstanbul'da sokaklarda kalacaktın yani. Ya o annenin o şeyleri sahte olabilir mi sevgili izleyiciler ya? İzlediniz mi? Tekrar Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Orada var şu anda. Ben kamerayı bile göremedim ki Didem. Ya kadın nasıl koşuyor arkandan ya? Ya ben bir kez daha ekranlara getirmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, sizce sevginin o hareketleri samimi miydi? Ya bir annenin oradaki, ya vallahi benim yüreğim acıdı ya. Gelsin, inanmıyorsun. LED'e de verdiler mi? LED'e de verin, ekrana da verin. Bakalım Sevgi inanacak mı? Pardon. Hep karıştırdım, Duygu inanacak mı? İzleyelim lütfen. Çığlıkları duydun mu? Sen bile kendi çığlıklarına dayanamadın.
Kendini izleyince ne düşünüyorsun? Aşkım. Orada nasıl bir duygu görüyorsun? Anlatılmaz ya. Ben seni anlarım ya Duygu. Ben yaşadıklarımı unutamıyorum sadece. En unutamadığın... Yani ailemin lafları çok zoruma gidiyor. Hangisi aşkım benim en çok? En çok unutamadığın... Babamın lafı... Hangisi? 3 tane laf çok gerçekten çok zoruma gidiyor. Hangisi bir tane? Tamam, kendine söyle. Yani seni umursamadığını düşünüyorsun. Önemsemediğini. Bir gün olsun karşısına alıp adam gibi konuşmadı babam benimle. Babam başkalarıyla konuşabiliyor mu ki? Var mı öyle diyaloğu? Yok. Ha? Hayır, ben şunu merak ediyorum. Başkasına davranıp böyle sıcak davranıp sohbet eden bir adama benzemiyor senin baban. Yok. Yani dedikleri, güzel. Dediği laflar çok çok. Bu lafları etti mi senin kızına? Ha Sevgi? Hatta o şeyi... Etti mi Sevgi bu lafları senin kızına? Etti. Ha çocuk haklı mı? Haklı. Bak haklı sana inanıyorum. Ben babam o gün onu dedikten sonra babamdan çok korktum. Yanına daha yaklaşamadım. Ya. O yüzden benim babam anlamaz hiçbir zaman. Benim babam baba değil. Ya o kadar çok kırdın ki baba. Burada sesleniyorum. Sürü... Nerede hani benim babam? Nerede hani? Bir sürü para getirmişsin. Davar almaya mı geliyordun? Sahi. Davar aldın da mı gittin acaba? O cebine verdiğin 5 TL mutlu etmiyordu baba. Sadece birazcık sevgi istedim senden. Sadece birazcık olsun sevgi. Ama gel sen anlamazsın ki sevginin ne olduğunu. Ya ben gitmek istiyorum. Gerçekten artık dayanamıyorum. Benim gerçekten bu kadını bir şeyim yok. Sadece istemiyorum ailemi. Sadece o adamın yanında olduğu için kinim ve nefretim ona. Bir orta yolu bulmamız lazım ya Sevgi. Bak köye gelmeyecek. Ben onu görüyorum. Bu neredeyse ben de çocuklarım hep beraber olsa Didem Hanım... Köye gelmeyecek ya. Başım artık köye gelmeyecek yani. Çocuklarımın hepsi benim yanımda olacak mı? İşte o da diğer kardeşlerin ne olacak diye soruyor. O sana bağlı ben... Sen istemiyor musun kardeşlerini? Ben diğer kardeşimi istemiyorum. Sadece küçüğü istiyorum. O çünkü, ne olacak? Çünkü ama o da çok hakaret etti babasının ağzına uyup da. Abin diyorsun. Abim, diğer kardeşim. Kız kardeşin. O kaç yaşında? 13 yaşında. Ama o zaman aile bölünecek. Nasıl olacak? Benim ailem gerçekten benim kendi psikolojimi ki bozdular ya. Benim ailem yordu. Gerçekten bedenimi yordunuz ya. Özellikle babam. O kadar yordu ki. Ben o evde hiçbir şey istemedim. Bir kod olan içinde sadece birazcık sevgi ve mutluluk. Babam başımda olsun. Bizle beraber otursun sofraya. Yemek yesin. Oturmadın ne yapabilirim? Ben sizden hiçbir şey istemedim. Bak oturmadı ben ne yapabilirim? Benim elimden bir şey gelmedi Duygu bak. Baban sizin evinizde yemek yemiyor muydu? Ya bazen yiyordu bazen yemiyordu. Dedem ölmeden önce babaannemin yanında yiyordu. Dedem öldükten sonra bizim yanımıza gelmeye başladı. Ben babamla ne zaman sofraya oturdum hep beraber ne zaman mutlu mesut yemek yedik hatırlamıyorum yani. Babaannen, deden nerede oturuyorlardı? Aynı binada mı yoksa başka? Aynı bina değil. Yan yana. Yan yana. Kaynanan bir dairede, biz başka dairede. Ama aynı evin içinde yani aynı bölgede şeyde yalnızmışsınız gibi. Çok farklı iş. Herkes farklı bir dünyadaydı bizim evde. Sadece bir göz odan işte. Dört duvar arası herkes farklı bir dünyadaydı. Sen üniversiteye gitmek istemiyor musun? Bilmiyorum ben bu psikolojikle nasıl okuyacağım. Okursun bir tanem ya. Biraz senin de yani... Benim hayalimdi zaten. Benim hayalim ya askeri olmaktı. Ya da kendi mesleğimi ilerletmek. Hani bir ünlünün kıyafetini dikmeyi çok istiyordum ben. Ha bir ünlünün kıyafetini.
Mesela kimin? Demet Akalın'ı çok seviyordum ben. Benim şeyimdi o. Hep söylerdi. Yani Demet Akalın'a bir kıyafet mi dikmek istedin? Aynen, çok seviyorum. Mesela ben dersini falan çok başarıydım, çok seviyordum. Seve seve yaptığım çok meslekti. Dikebiliyor musun aynı zamanda? Hem tasarlayıp dikebiliyor musun? Aynen. Aa, çok yeteneklisi. Dikiyor. Don dikti bize. İç çamaşırı dikti. Hı. Uzun şey paçalı donlardan dikmiş. Mesela eşortmanı çok güzel dikiyorum ben. Ne güzel işte. Çok güzel mesleğim var. Seviyorum mesleğimi. Mesela sürekli öğretmen, polis olsak bizim diğer şeylerimiz kim karşılayacak? Ben karşılayacağım. Yani ben mesleğimle gurur duyuyorum. Hani ne kadar da çok şey olsa da gerçekten çok güzel bir meslek. Çok seve seve yaptığım bir meslekti. Ama diyelim ki biz o evi sana verdik. Yani daha doğrusu çok önemli biri ya da işte işi de sana bulduk. Sen o evde kimle yaşayacaksın? Benim için en önemli soru o. Kardeşlerim de gelecek. Ya giderseniz? Gitmem. Sen düzelmen lazım. İlk önce ikimiz de sıkı bir tedavi. Ben tedavi olmak istemiyorum. Ben kendi kendime düzelirim. Yok, tedavi olman lazım. İkimiz de sıkı bir tedavi. Ben de olmak istiyorum. Ya şu kötü bir şey değil bak. Yani nasıl insanın vücudunda bir ağrı olunca onunla ilgili gidiyorsun. Çünkü psikiyatristler de doktor, hekim onlar. Tıp eğitimi alıyorlar. İnsan bedeniyle, vücuduyla. Onlar da doktor yani. Biliyorum ben ne olduğunu da. İnsanın beyin sağlığı da, ruh sağlığı da çok önemli yani. Desteğe çok ihtiyacım var Duygu. Aile desteği de lazım. Evet, aile desteği de lazım. Önemli. Çok önemli, kesinlikle. Ama sen de çok sorgulamaman lazım. Çok sorgulamıyorum. Telefonlarını karıştırma. Tamam, onda özür dilerim senden. Ay, özür diliyor ya. Tunca Hanım bir şey söyleyecek. Bunları yapman için Didem Hanım elini uzattı. Lütfen sen de tut. Ama çok kırılmışsın. O desteği de lütfen psikiyatrist ve psikologlardan al. Ve şunu biliyorum, çok başarılı olacaksın. Gözlerinde görüyorum. Lütfen eli bırakma. Ben çok korkuyorum. Neden? Yani mutluluk, hani ileride siz diyorsunuz ya, elinizi uzattınız. Mutluluk, hani ileride ya mutsuz olursam diye. Sana gene aynı şeyler olursa, gene aynı davranmaya devam ederse diye gerçekten çok korkuyorum. Ama insan bazen dibe vurur, sonra oradan o çıkar. O dipten de çıkmasını gayet de iyi bileceksin. İşte sen de biraz mücadele vereceksin. Hayatını dönüm çok mücadele verdim. Bak bir şey söyleyeyim mi Duygu? Günlerdir seninle yayın yapıyoruz. Aslında bunun ne kadar büyük bir şans olduğunun farkında mısın? Biliyorum. Binlerce kız var. Ne sorunlar yaşıyor. Aslında çok şanslısın ya. Neyse bir araya gidelim. Akıllı ya, öyle düşünmüyor musun sevgili izleyiciler? Bence çok şanslı Duygu da. O şansı, onu bir görebilse her şey çok farklı olacak. Bir araya gidelim, sonra birlikte olacağız. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 10 10. Duygucuğum, izin verirsen annemin yanına gelsin. Gelsin mi? Hadi geç karşıya. Ya sürekli sana yapışık yaşamak istiyor. Biraz çocuklarım ha? Didem Hanım. Evet. Eğer sevmesem o eşimi asla kabul etmezdim. Giderdim oradan, dayanmazdım. Bir annen sarılsın ya, içimiz bir rahatlasın. Bir öpsün mü? Hadi oh. Tamam mı? Sen de annene bir sarılır mısın? Vallahi sarılacak kollarım dermanı yok. Bence sarılırsın. Bu sevgi, bu öpücüğün o kadar çok anlamı var ki. Seviyorum. Yani kader var ya, kader şu an için hayatını çok verir. Çok seviyorum çocuklarım. Evet ya. Gerçekten hayatı, çok seviyorum. Benim kanımdan canımdan biri bana sarılsa da diyor. Yani onun hasretiyle yanıp tutuşuyor. Çok seviyorum. Hep vallahi çok şanslısın. Ya. Hata, bak babanı, tamam süren bitmiş. Tamam.
Sürem bitmiş. Yarın tekrar birlikteyiz inşallah. İyi akşamlar. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.